Bir şey diyeceğim. Ya videoyu Emsa Türkiye Zoom Meeting ile başlattın. İsmini düzeltsene. Derin bir sessizlik oldu. Ben de bir fotoğraf alayım ya. Sniffing tool'dan Şey, yap. o zaman. Şu an YouTube'a bağlı mı? Ben YouTube'dan göremiyorum ama. Bağladı Pegas sanırım ama. Sen Zoom'da olduğun için göremiyor olabilir misin Bilge? Yok. Başka sekmeden YouTube'u açtım da şeyi bulamadım. Canlıyı. Daha deneyim. Yok, şu an var. 23 kullanıcı gözüküyor. Çok var mı? 2 dakika ben bir kahve koyup gelsem olur mu? Tabii ki olur. Tamamdır. Yok, şu an var. Var 23 var. Evet kullanıcı evet. gözüküyor. Tamam, buldum. Şu an YouTube'dayız aynı zamanda. Çok var mı? 2 dakika ben bir kahve koyup gelsem olur mu? Hayır. Bilge, sen YouTube'u kapatır mısın? 2 dakika geç geliyor oradan. Tamam, kapattım şimdi. Tamam. Kahvesiz olmaz, doğru. Biraz birkaç dakika bekleyelim, sonra başlarız. Bu arada burada internet çok kötü. Arada koparsa haberiniz olsun, bir telefona bağlanma durumu olabilir bir 2 dakikalığına. Böyle bir Tamamdır. kopukluk yaşayabiliriz yani. O zaman başlayalım. Merhabalar arkadaşlar. EMSA İstanbul Tıp Eğitimi Pilleri olarak düzenlediğimiz yurt dışında uzmanlık serimizin bir diğer etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Biz bu etkinliklerimizi YouTube kanalımıza yüklüyoruz. O yüzden YouTube kanalımızı da takip etmeyi unutmayın. Bugün Doktor Cem Utku Özkan ve Doktor Nisa Cem Ören'le ABD'de uzmanlığı ve hekimlik sürecini konuşacağız. Kendilerine davetimizi kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Cem Özkan'la sınav ve kabul sürecini konuşacağız. Daha sonra Cem Ören'le ABD'de hekimlik ve yaşamı konuşacağız. Umarız ki hepiniz için verimli geçer. Ben lafı daha fazla uzatmadan sözü Cem Özkan'a bırakmak istiyorum. Merhabalar arkadaşlar. Benim adım Cem Utku Özkan. Çanakkale'de şu an helikopter ambulansta pratisyen hekim olarak çalışıyorum. 2017'de mezun oldum. Bu yola 5. sınıfta başladım diyebilirim, yani bu YSML'i yoluna.
2017'de mezun olduktan sonra tabii çalıştım. Bu ana kadar arada bir istifa sürecim oldu. O arada da sınavları verdim. Biraz geç bir başlangıç oldu diyebilirim. Zaten bunları konuşacağız. Lafı uzatmadan başlayayım ben. Bu USMLE sürecinde bence en önemli kısım bu, karar kısmı. Çünkü bu kısa bir süre değil. Yani biliyorsunuz USMLE çok farklı farklı sınavlardan oluşuyor. İşte çalışmak zor olabilir. Match hakkında bilgi bilmek gerekiyor. Yani Amerika'da yaşam, oranın kültürünü bilmek gerekiyor. Sınavların işte fiyatlarını bilmek gerekiyor. Yani biraz ilk önce bu konuda kesin bir karar vermek gerekiyor. Ondan sonra tabii eğer nasıl diyeyim, yurt dışına çıkmaya karar verdiyseniz veya artık Türkiye'de çalışmayacağım diyorsanız kafanızda tabii sorular oluşuyor. Nereye gideyim, ne yapayım diye. Bunlardan bazı seçenekler tabii PLAP da var, USML de var, başka seçenekler de var. Yani siz araştırmışsınızdır. Pratisyenlik yapabilirsiniz benim gibi. Ve tabii TUS. En çok sorulan soru da tabii TUS'la USML'in farkları. İşte benziyorlar mı? İkisine birden çalışabilir miyiz? Yapabilir miyiz? Gibi sorular oluyor. Şimdi bana sorarsanız, bu benim şahsi fikrim, İkisine birden çalışmak, ikisini birden götürmek zor bir işlem. Hani hem TUS'a bir yandan çalışayım, hem USML'e bir yandan çalışayım. Çünkü USML'nin soru tarzları bize göre çok farklı. Yani gerçi son zamanlarda TUS biraz yaklaştı diyorlar ama yine de hala biz çok çok daha fazla bilgi yükü gerektiren bir sınava giriyoruz. USML'i bu kadar değil. Özellikle ikinci ve üçüncü sınavlar. İlk sınavında belki biraz daha var. Evet, TUS'la biraz daha kolere olabilir ama bu kadar şey değil. TUS kadar ağır değil. Bu USML sınavlarına niye giriyoruz? Amacımız ECFMD sertifikasyonu alıp MEÇ'e katılmak. Nihai amacımız bu. Yani yol üzerinde bunu unutmamak gerekiyor. Yolumuzda bu 3 sınavdan geçiyor. Bir de bunlara ek olarak Step 1, Step 2 CK ve Step 2 CS. Bunlara ek olarak bir de Step 3 var. O sertifikasyon için gerekli değil. Ama alabilirsiniz. İsterseniz asistanlığa başlamadan. Bir de en çok sorulan soru, yola ne zaman çıkalım? Yani ne zaman çalışmaya başlayalım? Yani bana sorarsanız bu biraz kişinin kendi tercihine kalmış. Bundan önce hatta şeyden bahsedeyim. Step 1 nasıl bir sınav? Step 2 nasıl bir sınav? Step 2 CS nasıl bir sınav? Step 1 daha çok temel bilimlerin sorulduğu ama temel bilimlerde sorular sorulurken hastanın kliniğinin de verildiği ve bunlardan çıkarım halinde size yöneltilen çoktan seçmeli bir sınav. Bu Step 2 CK ile beraber Türkiye'de sadece Ankara'da yapılıyor. 7 oturumdan oluşuyor. Her oturumda 1 saat vaktiniz var ve burada 40 soru oluyor her oturumda. Bu şekilde arada toplamda 1 saat molanızla beraber yaklaşık 8 saatlik bir sınav, ikisi de birlikte. Step 2 CS ise Amerika'da yapılıyor şu anda ama COVID nedeniyle şu anda iptal edildi. Yerine yeni bir sınav düşünülüyor. Ne olacağı tam kesin belli değil. Büyük ihtimalle online bir sınav haline getirecekler ama daha kesin bir şey yok. Ama ben ondan da bahsedeyim. O da şöyle bir sınav. Uygulama üzerinden hasta nasıl diyeyim, hasta skriptleri üzerinden teker teker hastaları görüp anamnezini aldığınız, işte muayene ettiğiniz, ön tanılarını girdiğiniz, olası kendi tanılarınızı yazdığınız, açıklamalarınızı yazdığınız bir sınav. Bu da oldukça tabii zorlayıcı. Özellikle bizim için. O yüzden şimdi Step 1'de daha çok temel bilimlerden bahsedildiği için benim şahsi fikrim, temel bilimlerde kendinize güvenmeden Step 1'e çalışmaya başlamayın. Bu da nasıl olur? Ya okulda çok iyi öğrenirsiniz ya da sonradan kaynaklardan güzel öğrenirsiniz. Ben şahsi fikrim 3. sınıftan sonra rahatlıkla başlanabilir diye düşünüyorum Step 1'e ve CK'ya. Neden diyeceksiniz? Çünkü Step 2 CK Step 1'e çok benzer bir sınav ve sadece biraz daha klinik yönüne ağır geliyor. Step 1'e girdikten birkaç ay sonra hemen hızlıca Step 2'yi geçmek bence çok daha mantıklı. Ben öyle yapmadım. O yüzden mesela Step 1'deki puanımı düşürdüm.
hiç de gerek yoktu böyle bir şeye. Çünkü neredeyse step 1'in aynısıydı. Step 1'e biraz daha ek yaparak çok güzel bir puan alabilirdin. Ve nasıl çalışalım? Yani aslında nasıl çalıştığınız konusu çok zor bir soru değil. Çünkü çalışmanın belli başlı bir yolu var. Ve bunu aslında olay çok çalışmak, düzgün çalışmak. En önemli kaynağımız UWorld. UWorld internet üzerinden olan bir soru bankası. Elinize geçmiyor. Hard copy'si yok. Buna üye oluyorsunuz ya da kaçak yollarla screenshot'ını alıyorsunuz. İşte First Aid var. O normal bir kitap. First Aid bu işin nasıl diyeyim en büyük kitabı. Yani tek bir kitap. Ama şöyle söyleyeyim, her noktası, her harfi soru. O yüzden çok önemli bir kitap. Diğer yazdığım kaynaklara da bakabilirsiniz. Kaplan Lecture'un olsa ben başta çalıştım temelime güvenmediğim için. Biraz uzundur ama çalışılabilir yine. Step 2 de aynı şekilde. Yine UWorld, bu sefer de yanına Kaplan Master the Boards. Ben bu şekilde çalıştım. Hani öyle ekstra bir çabaya gerek yok. Tek bir kitap artı tek bir soru bankası çalışabilirsiniz. Yüksek puan hedefliyorsanız çok soru çözüp, çok kaynak görüp o şekilde ilerleyebilirsiniz. Ben slaytları daha çok sizin sorularınıza göre yönlendirdim. Dershane ya da kurumdan yardım aldınız mı diye bir soru vardı. Almadım. Hiç de bilmiyorum öyle bir şey var mı. Ama benim fikrim çalışma grubu kurmanız çok büyük avantajınız olur. Çünkü ben onun sıkıntısını çok yaşadım. Benden başka çalışan yoktu. Bu yüzden hani bir soru sormak istediğimde her zaman internete bakmak zorundaydım ve acayip bir zaman kaybı oluyordu. Bir çalışma grubunuz olursa çok rahat edersiniz. Bütçeye gelelim. Bütçe yani baktığın zaman aslında çok değil ama son zamandaki dolar artışıyla tabii biraz çok olmaya başladı. Birinci sınav ortalama 859 dolar civarı. İkinci sınav ortalama yine aynı CK. CS 1250 dolardı diye hatırlıyorum Cem abi. Belki sen daha iyi bilirsin. 1600 oldu. Hadi ya. CS 1600 dolar. Yani 1600 artı 1600, 3200 dolar sadece sınavlara vereceksiniz. Tabii CS için şu anda Amerika'ya gitme durumu yok ama normal şartlarda Amerika'ya gitme durumu da var. Hani oraya uçak masrafı, kalma masrafı falan onları da ekleyeceksiniz. Onun dışında kaynaklara para verirsiniz ama kaynaklar öyle aman aman pahalı değil. Yani bir First Aid kitabı 40 dolar. Amazon'dan söylüyorsunuz bir haftaya falan geliyor. UWorld'e biraz para harcayabilirsiniz. O da yanlış hatırlamıyorsam 400 dolar civarı 6 aylık üyeliği. Yani o biraz pahalı. Bu şekilde biraz para ayırmak gerekiyor gerçekten. Ama asıl para harcanan kısmı bu değil. Sonra pardon. Bir de bu soru vardı. Türkiye'de asistanlığa başlayıp 1-2 sene sonra USML sınavına girdiğimizde herhangi bir dezavantajımız olur mu? Yani şimdi şöyle, ben bu sene MEÇ'e başvurdum. Şu an MEÇ süreci devam ediyor. Ve başvurduğum yerlerin neredeyse hepsinin web sitelerine baktım. Web sitelerinde tabii hepsinin aradığı bazı kriterler var. Yani mükemmel öğrenciyi arıyorlar tabii ki ama hepsinde neredeyse şöyle bir şey var, ibare var. Son 5 sene içinde mezun olmuş olsun. Bu tercih sebebimizdir gibi şeyler yazıyor. Burada asistanlığa başlamak belki bu yönden biraz dezavantaj olabilir. Ama öbür taraftan da bir klinik alanda tecrübenizin olması oradaki hocalar tarafından olumlu bir şekilde yorumlanabilir diye düşünüyorum. Özellikle bunun hakkında kanıtınız varsa, yayınınız vesaire gibi. Tabii Cemal burada daha ilgili, o daha iyi bir bilgi verebilir. Yani şimdi tabii okuldan bir filtreleme yolu var bu program direktörlerinin yaptıkları. Bazıları mezun olduktan sonra 2 seneyi buna koyuyorlar. Bazıları da senin dediğin gibi 5 seneyi koyuyorlar. Şimdi mezun olduktan sonra kronometre sayaç başlıyor. Okum saatini terse çeviriyorlar. Ondan sonra işte tabii asistandan başlayıp o klinik deneyim bu kişisel ya program direktörünün tercihine biraz bağlı ama bu filtre olduğu için size şuna bakıyor. Yani bu adam asistanla çalışmış, asistanla başlamış diye bakmıyor. Ne zaman mezun oldu? 2015. Hangi program başvuruyor? 2018. Tamam, 3 sene geçmiş. 2 sene kriterine uymuyor diyor. Yani böyle matematiksel şeyleri var. Tabii bunlar filtreleme kullanan yollar. Bir de böyle holistik evaluasyon var. Tüm bütünüyle değerlendiriyor. O zaman bakıyor işte bu adam
üçüncü senede başvuruyor ama ne yapmış? Ha, hala eğitimin içerisine kalmış bir asistan ya da bu işlerle uğraşmış. Onu tekrar değerlendirme, o kriteri göz önünde bulundurmayabiliyor. Teşekkür ederim abi. Ya bir de akreditasyon durumu çok soruluyor. Yani bu büyük bir problem olarak yansıtıldı biraz ama bu ICFMG artık dünyadaki tıp fakültelerinin belli bir standartta olmasını istediği için bu akreditasyon mevzusunu çıkarttı. Aslında bu 2023'tü esasında. Covid'den dolayı bir sene ertelendi. 2024 oldu. Burada sizin yapacağınız bir şey yok. Okulun bu akreditasyona uyması gerekiyor. Yani öğrencilerin bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok. Şu anda 2024'e kadar başvuru yaparsanız ICFMG sertifikası için sınava girmenize gerek yok. Başvuru yaparsanız yapabiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Ama 2024'ten sonra sertifikalı şeyle akrediteli olması gerekiyor okulun. Eğer mezunsanız bile. Olay bu yani. Hani eminim ki çoğu okulda olacaktır yani akredite. O konuda sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Burada ben bir katkıda bulunayım Utku. Bu, çok güzel yazmışsın. Bu World Federation for Medical Education. Bunu Google'dan yazarsa arkadaşlar, orada Türkiye diye böyle sekmeye girerlerse üniversitelerin, akredite olan üniversiteler çıkıyor. Orada da kendi üniversitelerine tıklayacaklar. Tıkladıktan sonra en sağ tarafta sponsorship diye böyle bir sekme var. Oraya da tıklarsanız altta böyle iki paragraf görüyorsanız, böyle büyük bir paragraf görüyorsanız, işte bu ICFMG şu tarihten itibaren bu kurumu akredite olarak kabul ediyor gibisinden bir ibare görüyorsunuz, sizin okulunuza bir problem yoktur. Sınava yani başvuru yapabilirsiniz. İkincisi de eğer bunu görmüyorsanız gidin dekanlığınıza görüşün. Yani niye bizim okul akredite değil gibisinden onları sıkıştırabilirsiniz. Yani öğrenci olarak bunu da yapabilirsiniz. Biraz zorlayacaksınız yani şartları. Evet, bizim okulda bu akreditasyon mevzusu çıktığında hemen başvurdu. Başvurmasına rağmen bir ay falan sürdü. Komite geldi, kontroller yapıldı, toplantılar yapıldı falan. Belli bir süreç sonunda olan bir şey yani. İnceliyorlar, ediyorlar, en son onaylıyorlar. Evet, bu arada 2022'den sonra Step 1 Pass-Fail şekline geçiyor. Bu bayağı önemli bir şey yani bence. Neden derseniz, benim kafam hala karışık aslında bu konuda ama şimdi bizi, yabancı öğrencileri diyeyim, Amerikalılara karşı kompetitif tutan, onlarla yarışmamızı sağlayan aslında bu sınavlardan aldığımız iyi puanlardı. Yani bence başvurduğumuzda bizim çalışkan, başarılı biri olduğumuzun en temel göstergelerinden biriydi Step 1. Zor, yani nispeten Step 2'ye göre zor da bir sınav olduğu için orada başarılı olmak daha önemliydi. Şimdi komple onu kaldırdılar. Bu yönden negatif diye düşünüyorum. Ama sizin açınızdan şöyle bir avantaj var. Siz daha yolun çok başındasınız. Bu pass fail olduğu için Step 1'e o kadar çalışmadan sadece pass alıp başvurunuzun öbür taraflarını güçlü tutmaya çalışabilirsiniz. Yani bu öbür taraftan kapatabilirsiniz bunu diye düşünüyorum. O yönden hani dezavantajı avantajınıza çevirmek gibi bir durum olabilir. Evet, yani sınavları geçiyorsunuz diyelim. Özellikle birinci sınavı geçtiniz, artık ikiye doğru yaklaşıyorsunuz ya da işte hızlıca ikiyi de geçtiniz. Okul bitmeden neler yapabilirsiniz? Okul bitmeden observerlık yapılabilir, clerkship'lik yapılabilir, elective'lik yapılabilir, research yapılabilir. Şimdi observer'dan başlayayım. Observerlık aslında anladığım kadarıyla Amerika'da çok kale alınan bir staj tarzı değil. Çünkü hands-on bir experience değil. Hastalara dokunamıyorsunuz. Herhangi bir yetkiniz yok. Sadece normal gözlemci gibi hocanın peşinde gölge şeklinde geziyorsunuz. Ve buna yazılıp da gitmeyenler oluyor. Yani hiç ilgilenmeyenler oluyor. Hocayı görmeyenler dahi oluyor. O yüzden karşıdaki hoca senin nasıl bir observerlık yaptığını bilmiyor. Ama şöyle bir şey var. Bunu yine avantajınıza çevirebilirsiniz. Gidip orada kendinizi gösterdiğiniz zaman, hocaya gerçekten istekli olduğunuzu gösterdiğiniz zaman hoca da gerçekten sizi hatırlayabilir ve istediğinizde belki referans letter verebilir. Hani ben böyle düşünüyorum. Ne kadar onlar takmasalar da. Clerkship ve elective hakkında çok bir bilgim yok açıkçası. Elective'in son sınıfta, daha doğrusu ana
bu 4 stajı bitirdikten sonra yapılabildiğini biliyorum. O konuda Cem abiye danışabiliriz mesela. Şimdi tabii 4 tane seçenek var burada. Bir tanesi observership, diğeri clerkship, elective research. Bunlardan en değersizi research. Benim anladığım ya da böyle gözlemlediğim. Şimdi clerkship, elective bunların isimleri farklı olsa da bunlar hands-on deneyim. Yani siz tanım yaparsanız 4. sınıfta dahiliye olarak geliyorsunuz mesela ya da 5-6 neyse buraya geldiniz bir ay. Belki daha fazla da olabilir. Sizi önce hastadan anamnez aldırtıyorlar. Fizik muayene yaptırıyorlar. Ondan sonra siz bu bulgularınızı hocaya danışıyorsunuz, hocaya söylüyorsunuz. Sonra da sizler işte bu hastayla ilgili tahlilleri, tetkikleri isteyip işte bunlarla ilgili belki vizitlerde hocaya bilgi veriyorsunuz. Yani sizin 4. sınıfta ne yapıyorsanız stajda aynısı burada yapılıyor. Yani çok belki yine hasta bilgilerine ulaşabiliyorsunuz hastanın. Burada hasta bilgileri oldukça önemli. Yani bunu böyle resmi olarak yapmıyorsanız bunu size paylaşmıyorlar. Dolayısıyla hasta bilgilerini öğrenemediğiniz zaman da elective ya da bu clerkship yapmış olmuyorsunuz. İkincisi observership. Bu shadowing diyorlar. Bir tane hekimin arkasında dolaşıyorsunuz. Bu hastayı siz hekimden önce görmüyorsunuz. Hekimle aynı anda hastayı görüyorsunuz. Tabii o size ayrı bir şifre belki verilmeyebilir. Belki değiştirilebilir. Bu tam bilemiyorum bu konuyu. Fakat temel olarak gözlem yapıyorsunuz. Yani hastayla ilgili herhangi bir temasınız olmuyor. Hatta odaya girerken bile hastadan izin almak zorundasınız. Ya da sizin shadowing yaptığınız hekim hastaya söylemesi lazım. İşte bu doktor da bu olaya katılacak, işte size muayenemiz katılacak. Hasta bunu istemezse istemiyor. Yani ikisi de geçerli ama bu observation tamamen gözlemci. Research de buraya gelip biraz böyle bana hem zaman hem de para kaybı gibi geliyor. Çünkü o bakarsanız o NRMP maçlarına, oradaki program direktörlerinin neler istediğine bakarsanız böyle çok büyük research yapsın, işte iyice akademik bir medical student olsun dertleri yok yani. Bu research ve şey oldu mu, hem research içine kaldığınız müddetçe de klinikten uzaklaşmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında bir dezavantaj da yaratıyor. Yani CV'de 10 tane yayınınız olması, sen 2 sene research yapmışsın diyor adam, hastayı nasıl muayene edeceksin diyor. Yani dezavantajlı olabilir. Bunlardan en dezavantajı bence research. Fakat bu observership'i kişisel arkadaşlar. Biz tabii sosyal varlıklarız. Eğer o shadowing yaptığınız hekimle ilişkiniz iyi seviye, yani böyle profesyonel ilişkiniz olursa, sizin bu öğrenme açlığınızı, hedeflerinizi bu işi eğlenerek yaptığınızı ona gösterirseniz, bu observership'te birden elektrik hands-on rotation'a dönebilir. Yani ameliyata girenler bile var bu observership gelip de, hatta onlara sen gel burada kal diyenler bile var. Yani bu seviyeye getirebilirsiniz. O yüzden bence bunlara zaten ulaşması biraz problem. Yani 100 yere mail atıyorsunuz, 3-4 tanesi size dönüyor ya da bir tanıdık manıdık aracılığıyla oluyor. Hangisine yapışırsanız o kayayı sıkı sıkı tutacaksınız. Ondan sonra orada kendinizi göstereceksiniz. Olay bu. Abi ben de bir soru sorabilir miyim? Mesela ben research bulmuştum bu COVID'den önce New York'ta Albert Einstein Üniversitesi'nde. Orada hocalarla irtibata geçip observer tarzı bir şey ayarlayamaz mıydım? Ya da bu çok mu abes bir şey? Ayarlanabilir mi? Bunu öyle kullanıyorsan gayet güzel. Ama şu sıkıntı var. Yani ben sana bunu bir örnekle açıklayayım. Tabii bu profesyonel ilişki kurma amacın varsa buna bir vesile olur elbette yani. Ama buradaki bir asistan şey var, bir arkadaş, asistan diyorum, tıp fakültesi öğrencisi, yurt dışından yine geliyor burada. 2 sene research yaptı bizim bölümde, böyle fizik bölümünde. Ondan sonra sınava, işte bu sınavları da aldı arada, işte şeye başvurdu. Fakat şimdi MESH'te istediği kadar, yani referans letter'ları şeyden bile olsa, nasıl söyleyeyim, Amerikalı doktordan bile olsa
Yine zor, yani istediği kadar interview talebi alamıyor. Yani aslında ben ona sordum, bu research akıllı bir işim falan. Bana dediği şey bu, hem para kaybı hem zaman kaybı diyor. Ağaç yaşka ne diyor, işte en büyük şey bu. Burada birazdan belki ilerleyen şeylerde bahsederim. Sizin temelde CV'nize baktıkları şey smart olmanız. Bunu da nasıl göstereceğinizi, işte orada notlarınız yüksekse, step skorlarınız yüksekse bu. İki, eğitilebilir olmanız. Yani işte bu time koymaları, aradaki zaman şeyini koymalarının sebebi bu. Eğitilebilir mi? İşte bir de sosyal olmanız. Yani düzgün çalışabilir mi? Aslında bu kriterlere bakıyorlar CV'lerinize. İşte research'e geçince bu sefer sizin o eğitilebilirlik kısmınız, o hands-on deneyiminiz maalesef zamanda köreliyor. Yani sürekli bir masanın başında research yapıyorsunuz, data inceliyorsunuz ama hiç hasta görmediniz. İşte bunu özellikle community-based pratik yapan hastaneler bunu bir dezavantaj olarak kabul ediyorlar. Bu hastaneler de IMG'lerin en fazla girdikleri hastaneler. Ama bu research'u kullanarak, dediğinde haklısın, yani bir profesyonel ilişki kurup mesela onu observership şeklinde de dönüştürebilirsin. Mesela adamla shadowing şeklinde kliniklere gidebilirsin. Klinikle bu işleri yapıyorsa. Hani bir ikisi kombine olur ama pure research, size diyorlarsa 2 sene boyunca research yapacağım, başka bir şey yok, bu avantajlı bir şey değil bence. Anladım. Teşekkürler abi. Tam da oraya geldik. CV ve referans mektupları. Bu konudaki sorulara geleyim. Öğrencilik sürecimizde CV'mize eklememiz gerekenler nelerdir? Ben ilk önce kendime göre hatalarımdan biraz cevap vereyim. Cem abi zaten daha iyi cevap verir. Benim eksiklerim mesela hiç publication'ım yoktu. Yayınım yoktu. Bunun için biraz kovaladım ama yani bulamadım. Yapamadım bir türlü. Adımı geçiremedim. International bir yerde. Onun dışında Amerika deneyimi oluşturmadım. Okul zamanımda. Observer'lık olsun ya da işte clerkship olsun. Böyle bir deneyim oluşturmadım. Dolayısıyla CV'mde Amerika deneyimi olmaması bence negatif gözüküyor. Bu da tabii adamlar için bir soru işareti. Yani bu insan buraya geldiğinde nasıl davranacak, ne yapacak, bu sağlık sistemine alışkın mı değil mi, muhtemelen bunu sorguluyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü ben olsam ben de sorgularım. Sosyal aktiviteler, yabancı diller, hobiler, enstrüman çalmak gibi şeyler CV'de artı puan yaratır mı? Benim öğrendiğim kadarıyla çok fazla artı puan yaratmıyor ama değişik bir hobiniz olduğunda, konuşacak farklı bir şeyiniz olduğunda sanırım bazı hocaların ilgisini çekebiliyormuş. Yani bazen tuzak da olabiliyormuş bu, şu şekilde. Yani kim söylemişti hatırlamıyorum da 20 dakika hobim hakkında konuştu dedi. Yani 20 dakika hobi hakkında konuşunca hoca da demiş ki yani bu insan tıptan çok hobisiyle ilgileniyor herhalde. O yüzden ben bunu elemek istiyorum demiş ve o iş orada bitmiş yani. Bir hobiyle o kadar ilgili olmak da bazen çok iyi olmayabiliyor hocalar için. Üniversite yıllarında ileride CV'mizi etkileyecek hangi etkinliklere katılmalıyız? Bence bu uluslararası konferanslarda herhangi bir şey yapmak, bir sunu yapmak, postere katılmak, poster sunmak bence çok önemli. En azından 0 yazmasındansa 1 tane, 2 tane olması önemli. Cem abiye de sormuştum ben, o kadar önemli mi gerçekten diye. Tabii başvurunun ana taşını oluşturmuyor bunlar. Referans mektubunu nasıl alabiliriz? Öğrencilik süresince yaptığımız observership ve clerkship'lerde alabilmemiz mümkün mü? Bence mümkün. Ben yapmadığım için yine sözü burada bu sayfada Cem abiye bırakacağım. Şimdi bu en gündemde gelen sorulardan biri. O şey de ilginçmiş. 20 dakika hobiden bahsedip şimdi o şöyle ters de olabilir. Adam belki almayacaktır. Çocuğu kırmayayım diye hobisinden bahsetmiştir. Hani. o tersten de alışalım. Şimdi bizim tabii en büyük şeylerden bir tanesi insanların tecrübelerini aktarırken böyle daha kişisel olarak aktarıyorlar. Mesela hiç kimse kendisinde kusuru bulmuyor. Yani ben de hobimi anlattım da ondan dolayı beni ilgisiz gördü, bıraktı gibi oluyor. Belki olay tam tersi yani. Hani o yüzden ben hep şey diyorum. Bu işe girecek insanların, tıp fakültesi öğrencilerinin, benim genç meslektaşlarımın standart
böyle bilgiye dayalı şeylere bakmaları lazım. Kulaktan duydukları şey değil. Bizi bile dinlesinler ama bir soru işareti olsun. Yani böyle biz de kendi tecrübelerimizi anlatıyoruz. Bu en güzel kaynak NRMP diye bir sayfa var. Bu National Match Residency Program. Bu her sene datasını yayınlıyor. Orada program direktörleriyle şey yapıyorlar, survey yapıyorlar. İşte program direktörleri nelere dikkat ediyor? İşte IMG'lerle survey yapıyorlar. IMG'ler ne yapmışlar? Ve kaç kişi eşleşmiş, kaç kişi şey yapmış, eşleşememiş, bunların puanları neler falan, nelere dikkat ediyorlar? Bunların hepsi orada bilgi olarak var. Yani oran olarak var. Şimdi ona baktığınız zaman ilk 5 kısımda, bunlar da benim dediğim %70 ve üzerinde program direktörlerin baktıkları şeyler CV'de skorlarınız, öğrenciyken aldığınız course stajlardaki notlarınız, referans mektuplarınız, personal letter diye sizin kendinizi ifade ettiğiniz şeyler bunlar. Yani bunlar içinde hiçbir research bilmem ne yok. Ama şu var mesela smart. Yani buraya gelen adamı düşünün. Siz bir öğretim üyesisiniz. Bir tane hiç tanımadığınız bir adam buraya geliyor. Buraya bir şey söylüyorsunuz adama. Onun yerini yerine getirmiyor. Ya da etrafında problemler yaşatıyor. Uyumlu çalışmıyor. Bir şey anlatıyorsunuz adam anlamıyor. İlgisiz olaya. Böyle biriyle çalışmak ister misiniz? Kimse istemez. İşte bunu da CV'den şöyle görüyorlar. Bu adamın skoru ne diyorlar? Yani bu adam çalışırsa bu işi yapabiliyor mu? Buna bakıyorlar. Hepinizin kafasında böyle bir tane baloncukla dolaşıyorsunuz. İşte USMLE Step 1 ve 2'den aldınız, puanla dolaşıyorsunuz. 240 almış, 220 almış. Böyle geziyorsunuz o etrafta. Bir ön yargı var. Çünkü insanların çoğu böyle yargılayıcı. Yani herkes size ön bir yargıyla bakıyor. Bunu şey yapmasa bile öyle. Yani insanların yaratılışı bu. Dolayısıyla skorlarınız yüksek olacak. Ama skorları yüksek olacak derken böyle şimdi YouTube'a ben bakıyorum. Koymuş yanına adam böyle first aid'i. Oraya da yazmış. Ben 270 puan aldım. 260 puan aldım. Yani şimdi bu kadar yüksek puan almaya gerek yok. 240 civarı alın ya da 230'u 240 civarı alın yeter. Yani o filtreyi geçin. Kafanız o baloncuk 230-240 arasıysa hiçbir problem yok. 260 olunca bu sefer şey diyorlar, anlamaya çalışıyorlar. Kardeşim sen 260'ı nasıl aldın diyorlar. Bu soru oluyor gündeme. Diyor ki peki adam orada şunu derse, işte ben bunu bir sene buna çalışayım derse tın 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 böyle bütün her şey sönüyor. Çünkü diyor ki ya diyor şu bu adam diyor ben buna iş vereceğim. Burada dahiliyede çalışacak ya da başka branş çalışacak. Aynı zamanda da bittikten sonra da bir borç sınavına girecek. Bu kadar yoğunlukta bu borç sınavında biz bu adama bir sene ayıramayız. Dolayısıyla işte 3 ay falan biz çalışıp bu skoru alıyorsa demek ki bizim programdan mezun olunca da board'u geçer diye bakıyor. Aslında puana bakmalarının tek sebebi bu. Yani bu adam çalışıyorsa sınavdan yüksek puan alıyor mu? Bizim programda da çalışırsa bizim program bittikten sonra board sertifikasını alırken gerçekten geçer mi? Çünkü programlar bununla değerlendiriliyor. Eğer o board examinden kalır, aday olursa kendi asistanlığından mezun olmuş, bu programlar için iyi bir şey değil. Skor bunun için önemli. Bunun için en başa filtre koyuyorlar. İkincisi, genç olmanızı bekliyorlar. Çünkü o zaman hem böyle eğitilebilir kıvamdasınız, hem de böyle bir şeyleri alabilen, bir şeyi tekrarlatmayan ya da hatalarını tekrarlamayan konumdasınız. Bunu da nasıl sizden bakıyorlar? Referans letterlerinizle bakıyorlar. Referans letterleri de şöyle sıkıntılı. Bizim Türkiye'de, belki oraya burada bahsedebiliriz. Türkiye'de referans mektubu yazma olayı, tamam ben böyle deneyimsizlik abisi. Kime sorarsanız sorun, hocam ben bir referans mektubu isteyeyim deyin. Alacağınız cevap %90 şu olacak. Sen yaz, ben imzalayayım. Yani şimdi bununla Utku'yla da konuştuk tabii. Böyle bir sürü bana da mailler geliyor, böyle şey yapıyoruz. Burada benim önerim mesela, şimdi tabii biraz Amerika'daki referans mektubuna da gelirim. Buradaki benim önerim şu olsun, konuyu dağıtmadan.
Eğer öyle bir hocanızla referans mektubu istiyorsanız onunla bir randevu ayarlayın. Hocam ben sizle yarım saat görüşmek istiyorum diyeyim. Ki işin ciddiyeti olduğunu anlasınlar. Bu çünkü referans mektubu ikinci kriter burada. Referans mektubunuza bakıp sizin adamın program direktörünün sizin ne kadar smart, ne kadar akıllı olduğunuzu görmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu iş ciddi. Yani öyle internetten şablonu alıp üzerinde isimleri değiştirip sen de ben altına imza atayım şeklinde değil. O yüzden bir randevu alın 30 dakika neyse öğretim üyenizle oturun konuşun. Türkiye'den bahsediyorum şu anda. Ve deyin ki hocam ben böyle böyle amaçlarım var. Siz bana bir Türkçe bir referans mektubu yazın deyin. Türkçe yazdıktan sonra onu gidin İngilizce çevirin. Çünkü İngilizce yazmaya kalınca hem bir İngilizce'de problem olabilir. Hem de kendinizi ifade etmek, öğretim üyesinin sizi ifade etmesinde problemler olabilir. Çünkü mektubun kişisel olması gerekiyor. Sizi tanıyan, bilen birinin, sizi gözlemlemiş birinin bunu yazması gerekiyor. Dolayısıyla mektubunuzu Türkçe yazdırtın hocanıza. Hoca derse sen yaz ben izah alayım, hocam siz yazın deyin. Sen ben yazayım, hocam siz yazın deyin. Öyle ikna edin. Kendi hocanız yazsın referans mektubunuzu. Onu siz İngilizce çevirin sonra. Ya da çevirtirin. Sonra onu gösterin, ona imzalayın. Neyse. Bu Amerika'da da referans mektupları şundan önemli. Hep Amerika stajı, işte clerkship, hands-on demeyin falan. Buradaki amaç referans mektubu elde etmek. Çünkü buradaki referans mektupları standart. Yani hiçbir referans mektubu kötü değil. Hepsi iyi. Fakat oradaki kelimeler işi değiştiriyor. Mesela bu adam strong candidate diye yazarsa strongest yazmadığı için, yani o en iyi candidate yazmadığı için bu bir eleme kriteri olabiliyor. Yani böyle ufak tefek şeyler var, nüanslar var ve bunlar önemli. Her kelimeye dikkat edecek o referans mektubu yazan author. Bunu Amerikalılar alışıklar. Kendileri de bu süreçten geçtikleri için bunu biliyorlar. Dolayısıyla burada mesela akademik bir yerde tecrübeli bir adamdan aldığınız referans mektubu birçok kapıyı açıyor. Bu da niye? Çünkü bu adam elinden bir sürü öğrenci geçmiş. Standart referans mektubu yazıyor. Kimin iyi, kimin kötü olduğunu biliyor. Çünkü adama telefon açıyorlar buradan. Kardeşim bir tane aday göndermişsin. Berbat, çok şikayet ediyoruz. Sen nasıl buna mektup verdin diye adamın böyle şeyi düşüyor. Güvenirliği düşüyor ve bunu kimse istemiyor. Dolayısıyla Amerika'daki referans mektubunun önemli olması, buradaki adama ulaşabiliyorlar. Bir. İki, bu adamı tanıyorlar. En azından elinden bir sürü öğrenci geçmiş. Buna göre karşılaştırma referans yazdığı için buna güveniyorlar. Bir de standart bir referans mektup ağzı var. Buna alışkın oldukları için bu yüzden değerli Amerika'daki referans mektupları. Bir diğeri hobiler olsun arkadaşlar. Hobiler güzeldir. Ama çok bir katkısı yok. Buradaki herkesin hobisi var. Bunları, hobilerinizi ya da bu sosyal etkinliklerde aldığınız görevlerinizi sizin personal letterlarınızda yazabilirsiniz. Güzel bir hikaye oluşur. İnsanların ilgisini çeker. Ve şey hani belki de olumlu bile etkileyebilir yani, ama böyle çok bir kriter değil yani bu konuyla ilgili. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Abi sana bir de şu pass fail şeyini soracağım ama istersen sonunda sorayım. Tamam, onu da sonradan söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Tamam. Öğrenciyken şunu yapsaydım daha iyi olurdu dediğiniz oldu mu? Dediğim gibi çok güzel bir soru. Ben biraz daha erken karar vermeyi isterdim. Yani bu vizyonu daha erken almayı isterdim. Çünkü ben sürecimden kısaca bahsedeyim. Benim kafama bu 4. sınıfta düştü. Dedim acaba yani yurt dışındaki doktorlar ne yapıyor, nasıl çalışılıyor, yani nasıl gidiliyor, bir insan buradan yurt dışına nasıl gider diye daha ilk o zaman düşündüm. Etrafımda da hiç örnek yoktu. Yavaş yavaş araştırdım, işte Avrupa'yı araştırdım, Almanya, İngiltere, onların sınav sistemlerini araştırdım, Finlandiya'ya bile baktım, Amerika'ya baktım. En son en mantıklı olan Amerika geldi. Tabii herkes için seçenekler farklı. Yani kimisi İngiltere'yi sever, kimisi Almanya'ya gidiyor. Çok giden var Almanya'da. En son dedim ki tamam ben, ha bir de şöyle oldu. 5. sınıfta TUS dershanesine gidiyordum. Hoca geldi, dedi ki işte TUS'a şöyle çalışacaksınız. Hafta sonu sabah kalkacaksınız. Okuldan döneceksiniz eve, akşama kadar 12'ye kadar TUS çalışacaksınız.
Sonra stajlarda boş beklerken şu testleri çözeceksiniz. İşte efendime söyleyeyim öbür hafta sonu şuraya geçeceksiniz. Sonra hocayı beklerken gün içinde şunları çözeceksiniz. Yani adamın anlatışına göre hiçbir an tuz çalışmayı bırakmamam gerekiyordu. Ve bunu 2 sene yapacaksın dedi bana. Sonra düşündüm ya ben bunları yapana kadar buna bu kadar emek harcayacaksam Amerika tarafına bir harcayayım. Onu bir deneyeyim. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyim yok. Tuz kaçmıyor. Tuz sadece bir sınav. Hani 5 sene sonra girsem de benim referans mektubumu şuna işte ne bileyim hobilerime ya da işte farklı farklı özelliklerime bakmayacaklar. Sadece TUS'taki puanıma bakacaklar. Ona göre Türkiye'de bir uzmanlık yapacağım. O yüzden ama her zaman cepte diye düşündüm. Amerika tarafına yöneldim. O zamanki enerjimi oraya yöneltmeye karar verdim. Ama dediğim gibi biraz geç oldu. Çünkü buna karar verdim. 5. sınıf oldu. 5. sınıfın yazına doğru çalıştım. Yaklaşık 6 ay step 1'e çalıştım. Tabii Ocak'ta sınava girdim. Birinci sınava çok iyi aldım. 256 aldım ilk sınavdan. Sonra hemen ikinci sınava girmem gerekiyordu. Ama internlük vardı. İnternlükte de ağır stajlara denk geldim. İşte acildir, dahiliyedir, 36 saat nöbetlerdir falan derken bocaladım. Yani hani ikinci sınava çalıştım ama hiçbir zaman kendime güvenemedim. O yüzden çok erteledim. Sonra atandım. Pratisyenlik yaptım. Bu ikinci büyük hatam oldu bence. Benim önerim, birçok insanda bunu gördüm. Ya, şu an Amerika'da olan research ya da işte clerkship yapan, başka şeyler yapan insanlar var. Mezun olanlar atanmadan, direkt daha mezun olmadan öncesinde bile research ayarlayıp ya da işte herhangi bir şey ayarlayıp, observer ayarlayıp orada klinik deneyim yapmışlar. Mesela bu da farklı bir yöntem. Hiç burada çalışmadan gidebilirsiniz. Öğrencilikte yetişmemişse. Bunu da yapabilirdim. Bunu da yapmadım. Zaten o zamanlar hani Amerika'ya gitmek de zorlaşmıştı. Dolar çok arttı falan. Bir de üstüne çalıştım. Pratisyenlikte Edirne'de. Yaklaşık 1 sene kadar. Bu bana çok zaman kaybettirdi. Konuları unuttum. Tekrar sınava çalıştım. Yaklaşık 3 ay kadar. 242 aldım ikinci sınavda. Ve bu baktığınız zaman birinci sınavla ikinci sınav arasında bu kadar fark olmaması gerekiyor. Hatta ikinci sınavınızın daha yüksek olması gerekiyor. Çünkü genelde insanlar ikinci sınavı daha kolay buldukları için puanları daha yüksek oluyor. Bende düşüş oldu. Bu da mesela hoşuma gitmeyen bir durum. Tamam 242 kötü bir puan değil ama yine de en azından aynı puanı alabilecek düzeydeyken kendimi bundan mahrum bıraktım diye düşünüyorum. O yüzden her şeye erken karar vermek, erken başlamak, erken planlamak bence en önemlisi. O zaman önünüzü de daha rahat görebiliyorsunuz. Yoksa öbür türlü çok sıkışıyor her şey. Özür dileyerek araya giriyorum. Bir arkadaşımız board geçmek nedir anlayamadım diye sormuş. Doğru özür diliyorum. Biraz böyle bizim İngilizce, Türkçe karışıyor birbirine. Şimdi ECFM bir sertifikası almak için stepleri geçeceksiniz. Bu Utku'nun bahsettiği step 1-2 CS. Board'da program, bu asistanlık yaptınız burada. Asistanlık bitti. Bitirdikten sonra mesleğinizi yapabilmeniz için geçmeniz gereken bir sınav. Tüm uzmanlıklarda bu sınav var. Buna işte board exam diyorlar. Yani board sınavı diyorlar. Bu sizin buraya gelme, yani asistanlığı, buradaki asistanlığı bitirdikten sonraki mesleğinizi her yerde yapabilmeniz için böyle bir standart geçmeniz gereken sınav. Programlarda bununla değerlendiriliyor. Yani ne kadar iyi olduğu bu sınavdan geçen asistanlarının sayısıyla ilişkilendiriliyor. Devam ediyorum. Sınavları geçtiniz. Meç'e girmeye karar verdiniz. Meç dediğimiz olay nedir? Bir de kısaca ondan bahsedeyim. Meç şöyle bir olay. Siz bir başvuru dosyası oluşturuyorsunuz diyeyim online bir ortamda. ERAS bunun adı. O ortamda şunlar var. ECFMC sertifikanız, puanlarınız, sınavları geçtiniz. CV'niz onlar üzerinden oluşturuyor. Siz ayrı bir CV oluşturup sisteme yüklemiyorsunuz. Orada otomatik girmeniz gereken deneyimler var. İşte efendim söyleyeyim publications, work experience, volunteer experience gibi. Work experience dediğimiz şey, publications'tan konuştuk zaten. Work experience burada Türkiye'de yaptığınız normal iş hayatı da buna dahil. Bunu yazabilirsiniz. Ben farklı farklı yerlerde çalıştığım için mesela bunları yazdım. Volunteer experience Amerika'da bu biraz daha farklı ama mesela ben şunu yazdım.
Akutaviye'ydim 5 senedir ve Akut Çanakkale ekibinin medikal koordinatörlüğünü yaptım. Medikal lojistik sorumluluğunu yaptım. Bunu yazdım. Mesela bu tip organizasyonlarda kanıtlayabileceğiniz ya da bir supervisor'ınızın size evet burada çalıştığı gönüllü olarak işte çaba harcadı diyebileceği şeylerde yaptığınız gönüllü organizasyonlar. US Clinical Experience giriyorsunuz. Bir de buraya No Gap yazdım. Bunu sevmiyorlarmış. Gap dediğimiz olay mesela mezunun oldunuz ve çalışmadınız belli bir süre. İşsizsiniz. Yani ne yaptınız bu sürede? Ne yaptın diyormuş yani adamlar. Cem abi de daha iyi bilir zaten. Ve kötü gözüküyormuş doğal olarak. Çünkü ne çalışıyorsun, ne okuldasın, o süre zarfını nasıl değerlendirdin? Tabii bizde bu normal bir olay. Çünkü insanlar istifa edip TUS'a çalışıyor evinde oturup. Orada çok hoş görülen bir şey değil anladığım kadarıyla. Sonra bu dosyanıza referans letterlerinizi eklediniz. Amerika'dan ya da Türk hocadan alabilirsiniz. Az önce Cemal bahsetti zaten farklarını. Genelde Amerikalı hocaların tabii ki biraz daha üstünlüğü var Türk hocalara karşı ama gerçekten akademik yayınları olan iyi bir hocadan da Türklerden de alınabilir. Benim hocalarımdan bir tanesi Türk'tü mesela. Kendinizi anlattığınız bir personal statement yazıyorsunuz. Bu personal statement konusunda biraz yani ben çok araştırdım bunu. Nasıl yazmalıyım, ne yapmalıyım, bir insan kendinden nasıl bahsedebilir? Yani gerçekten çok zor bir şey. Ben kendimi nasıl öveceğim? Zaten hani reference letter konusunda çok zorlanmıştım. Türk Hoca dedi ki işte sen kendin yaz, ben imzalarım falan. Orada diyorum ben ne diyebilirim yani? Sonra örneklere bakıyorum. Şöyle mükemmeldir, böyle iyidir, işte dünyanın en iyi öğrencisi, bundan iyi öğrenci görmedim. Ulan diyorum herkes mi iyi öğrenci? Yani ben kendim o kadar iyi değilim biliyorum ama hiçbir şekilde geri adım atmamanızı istiyorlar. O referans letterlarda ve personal statement'ta kötü hiçbir özelliğinizi söylemeyeceksiniz. Sadece araştırdığıma göre personal statement'ta çok fazla özgüvenli olmak, yani ukalalık seviyesine çıkmak tabii ki kötü. Ama hiçbir şeyi işte nasıl diyeyim bizdeki o mütevaziliği yapmamamız gerekiyor. Yani gerçekten biz mütevazi yetiştiriliyoruz ama adamlar öyle değil. Yani çatır çutur şunu da yaparım, bunu da yaparım, işte şu başarılarım var, şunu yaptım, şuna katıldım, hepsinden bahsediyorlar ve hiç çekinmiyorlar. Karşıdaki de bunu ooo falan diye karşılıyor. Çünkü onlarda kültür böyle. Bizde olsa çok konuştun, çok boş yaptın derler mesela. Bir de Medical School Performance Evaluation diye bir form var. Bu önceden dekan mektubuydu. Dekan mektubu şeyini kaldırdılar. Dekan mektubu da önceden reference letter'a denk tutuluyormuş. Dediler ki tıp fakülteniz sizi değerlendirdiği bir rapor hazırlasın. Bunun da belli şartlarını koydular PDF şeklinde. İşte atıyorum 8 sayfayı geçmeyecek, ana stajlardan kaç aldığı gözükecek gibi standartları var. Bu yine okulunuzun hazırlayacağı bir şey. Ha ben ne yaptım? Bunu da ben hazırladım. Çünkü genelde okullar hazırlanmamış oluyor. Yani yeni de çıktı çünkü. Zor oluyor. Burada sadece sizden 3 madde kişisel özelliklerinizden bahsediyorlar. İşte şöyle öğrenciydi, şu aktivitelere katıldı, şöyle başarılıydı. Yine her şekilde başarılı olmanız gerekiyor. Asla kötü bir özelliğinizi yazmamız gerekiyor. Bu da öyle bir belge. Bu yani çok önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum bunu. Bu şekilde bir dosya hazırlıyorsunuz. Ve bunu MEÇ'e başvurmak istiyorum diyerek ERAS üzerinde toparlıyorsunuz. Sonra başvuru zamanı geliyor. Bu ERAS dediğim sitenin adı. Yüklediniz ERAS'a. ERAS diyor ki tamam diyor programlarını seç diyor. Ben 209 tane program seçtim. Hepsi dahiliye. Ve bir yerden sonra ilk 10 tanesi 100 dolar. Ondan sonra artıyor bu rakam. Yani her başvuru başına yazdığınız her okul başına. 26 dolar ödüyorsunuz. Yaklaşık 5000 dolar verdim buna. Yani toplam sınavların ücretinden daha fazla bir para harcadım. Bu şekilde sizin adınıza ERAS bu dosyayı okullara gönderiyor. Sonra işte bu MEÇ dediğimiz olay bu. Okullar da bakıyor. Daha doğrusu bu daha başvuru. Okullar bakıyor. İşte seni interview'a çağıralım diyor. Bir görüşelim diyor. Sonra görüşüyorsunuz. Sonra okullar görüştükleri insanları sıralıyorlar. İşte en çok bunu istedim, ikinci sırada bunu istedim, dördüncü sırada bu öğrenciyi istedim diye sıralıyorlar. Sonra siz de sıralıyorsunuz. Siz de sıraladıktan sonra öyle bir algoritma oluşturmuşlar ki ilk önce sizin isteklerinize bakılıyor.
işte istediğiniz okulu sizden daha şey istenen biri yazmamışsa o okula yerleşiyorsunuz. İkiniz de ilk sıraya yazdıysanız zaten yerleşiyorsunuz. Yani bu şimdi burada anlatmak biraz daha uzun sürecek ama YouTube'da şeyi var, algoritması çok basit bir dille anlatılıyor. Oradan bakabilirsiniz. Güzel bir algoritma, öğrenciyi koruyan bir algoritma. Match olayı da buradan geliyor zaten. Match ismi de buradan geliyor. Olay bundan ibaret. Aslında yani bu stepler önemli bir kısmını oluşturuyor. Evet ama daha da gördüğünüz gibi bir sürü maddesi var. Ve şimdi USML step'lerin de pass fail olmasıyla hani bu durum diğer kısımlara daha da ağırlık binecek gibi duruyor. Şimdi az önce Cem abinin dediği gibi kafanızda puan baloncuklarıyla dolaşırken bir tanesi gidecek o puanlara. Benim 256'm gidecek mesela hani. Ve sınavın ortalaması 220. Öyle bir güzel bir puan almışım. Bu yok olacak. Hoş değil tabii ama bu ona göre gardınızı almak gerekiyor. Buraya iki tane link bıraktım. Dahili ve cerrahi branş seçimi arasındaki farklar sorulmuş. İşte cerrahiye girmek daha zor, daha az öğrenci alıyorlar tarzında. Doğru. Ben de en başta cerrahi amacıyla başlamıştım. O yüzden puanlarımı yüksek tutmaya çalışıyordum. Ama istatistiklere baktığımda çok gerçekçi gelmedi bana. Özellikle Amerika deneyimi bir türlü yapamadığım için Amerika'daki iyi cerrahi hocalardan referans letter almam gerekiyor bunun için. Çünkü cerrahiye başvuruyorsanız başvurunuzun çok iyi olması gerekiyor. Yani o nasıl diyeyim, bir pediatriye işte gap'iniz varsa girebilirsiniz ya da işte ne bileyim sınavı iki defa almışsanız girebilirsiniz. Ama cerrahiye bu şekilde girmek çok daha zor olacağı için başvurunuzun bütün adımlarını iyi düşünerek planlamanız gerekiyor. Ben de bunu yapamayacağımı bildiğim için dahiliye geçtim. Burada da 2020 yılında bu International Medical Graduates için match sayılarını koydum. Mesela şurada şey var. General Surgery var. Kaçıncı sırada? 3, 6, 7. sırada. Mesela 1500 pozisyon açılmış. 1536 pozisyon açılmış. Match olan 69 kişi. Yani bu oranlara bakarsanız zor, evet, ama imkansız değil. Başvurunuzu güçlü tutarsanız, bağlantılarınız varsa neden olmasın? Yani olmayacak bir şey değil. Evet, yine aynı mesele. Pass fail olması cerrahi uzmanlıklara girişi nasıl etkiler? Dediğim gibi başvurunun öbür kısımlarını çok güçlü tutmak gerekiyor. Çünkü Amerikalılar da cerrahileri istiyor. Çünkü cerrahi orada çok kazandırıyor ve çok prestijli. O yüzden bayağı bir rekabetçi olmak gerekiyor. Plastik cerrahi gibi oldukça rekabetçi bölümler için nasıl bir yol izleniyor? Cem abi var mı fikrin? Yani cerrahi bölümleri nasıl girilir? Şöyle, dediğim şey doğru. Biraz böyle buradaki, şimdi cerrahi branşlar şundan önemli. İyi para kazanıyorlar. Bir. İkincisi de mesela ortopedi ile bu plastik cerrahi oldukça kompetitif. Bunun sebebi de elektif cerrahi yapıyorlar bunlar. Mesela artroskopi yapıyor. Bunun fellowship'liği var, bilmem ne var. Ya da plastik. Bunun hiçbirinin acil bir ameliyatı yok bunların. Mesela dermatoloji de öyle. Cerrahi olmasa bile o da high competitive'lerden. Yani oldukça yarışmacılardan. Dolayısıyla hem iyi para kazanıyorlar hem de riske girmiyor. Adam artroskopi yapıyor. Yani ya da işte plastik, cerrahi, kozmetik işler yapıyor. Yani aslında prestijden ziyade iyi para kazanıp rahat bir hayat yaşama şeyi var. Yani bizden de çok bir farklı değil. Bizde de işte böyle branş, seçilen branşların çoğu da bu özellikleri var. Fakat bunlar bayağı iyi para kazanıyor. Yani plastik cerrahi iyi para kazanıyor, öyle diyebilirim. Bir iki slide geri gider misin? Bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir tane daha. Burada çok güzel şeylerden bahsettin. Şimdi ABD'deki Türk hoca ve Amerika hoca muhabbeti, bu ikisi de aynı. Yani US physician oluyor. Buradaki Türk olması ona bir deficiency, ona bir eksiklik yaratmıyor. Yani bu Amerika'da çalışıyorsa, Amerika'da çalışan tüm doktorlar US physician. Hani bunda bir problem yok. Personal letter'ı yazmak hakikaten şey. İnsan kendini nasıl över diye böyle düşünüyor. Çünkü biz ilkokuldan beri otursuz konuşma, kollarını birbirine bağla, böyle bir eğitim şeyinden geçiyoruz. Fakat burada benim kızlara işte ismiyle hitap edip işte
çocuklara sir falan bilmem ne de hitap ediyorlar. Yani ilkokuldan beri böyle bireysel, individual bir eğitim sistemi var. Dolayısıyla mezun olduktan sonra bu adamlar hepsi çatır çatır böyle özgüvenli oluyorlar. Özgüvenli yetişiyorlar. Öyle bir eziklik falan yok. Eziklik olmak bir deficient, yani bir defekt burada. Yani öyle ben çok saygılıyım şeyim falan. Tabii bu, ben asistanları görüyorum. Bunlar saygıda kusur eden adamlar değiller. Çok böyle akıllı efendi çocuklar. Fakat hepsinin de böyle özgüveni yerinde. Yani orada bölüm başkanıyla bilmem neyle çatır çatır böyle espriler mespriler falan oldukça şeyler, yani kendilerini güveniyorlar. Sizden tavsiyem, sizin bir eksikliğiniz yok yani, hani bizim tıp fakültesinden mezun olan bu şeyden kurtulun. Hikaye yazmak biraz şey olabilir. Ben burada mesela günlük tutmayı öneriyorum. Çünkü mesela günlük yaşadığınız sizi etkileyen bir hasta olabilir. Sizin işte öğrendiğiniz bir bilgi olabilir ya da başardığınız bir şey olabilir. Bunları ufak notlar halinde yazarsanız okul döneminize bu hikayenizi yazmakta bunlar size faydalı olur. İşte hatırlamanıza faydalı olur. İşte çünkü bu person letter'da 3 tane tip person letter var. Bir tanesi ben neden doktor oldum da başlayıp öyle giden, işte ailem de biri hastaydı, işte ondan doktor olmaya karar verdim, işte falan insanlığa yardım falan, böyle bir tarz. Diğer tarz, ben neden bu dahiliye olmaya karar ya da neden bu branşı seçmeye karar verdim? Bu tarz, işte stajdayken şu çok beni etkiledi falan filan bilmem ne. Bunlar alışılmışlardır. Bir de en alışılmadık, sevilmeyen, böyle şey yapayım diye, işte farklı olayım diye böyle garip şeylerden bahseden person letter'lar var. Bunları yapmayın diyorlar. Yani program direktörlerinden de duyuyorum. Böyle art şey yapacağım diye, farklı olacağım diye böyle garip işte şiirsel temalı person letter'lar olursa bunları çok böyle profesyonel bakmıyorlar. Böyle soru işler diye, bu adam yani sabit, stabil bir adam mı diye düşünüyorlar. Dolayısıyla ilk iki tarz iyi. Yani böyle bir şey yapabilirsiniz ama küçük notlar alın. O güzel. Bir de Medical School Performance Evaluation bu bizim dönemimde de yoktu. Ya bu evrak işleri bizim Türkiye'de niye böyle yapılmaz? Niye bu işte bilgileri yok? Ya ben de bu işlerden çok çektim yani. Böyle o tikleri attırana kadar sekreterlere canım çıktı. Onları hem tercüme et hem ne olduğunu anlat. Bir de adama diyorsun bu belge lazım. Hele bir tane noter maceram var, onu da anlatayım eğer zamanımız varsa. Ya diyorum şu ECFM'ci bir tane belge gönderdi. Burada noter onaylı istiyor. Noter de bir tane damgayı basacak, imza atacak, o kadar. Ya benim o kağıtları aldılar, böyle fotokopiler bilmem neler falan, bana bir belge verdiler. Ya bunu istemiyor, formun üzerinde sadece imza, işte bak ben buradayım. Bu işlerle mesela noter işleriyle uğraşacaksanız gidin Amerikan konsolosluğuna gidin. Öyle yol göstereyim. Onlara yaptırın. Bizim Türk noterleriyle falan uğraşmayı, kafanız karışır, moraliniz bozulur. Yani bu işler biraz sıkıntılı maalesef. Şimdi biraz daha oturmuş olabilir. Daha fazla böyle istek var. Biraz daha standart olabilir. Ama benim zamanımda çok kötüydü bunlar. Bunlardan bahsetmek istedim. Devam edelim. PESFE ile gelelim. Sen slide'ı ilerlet istersen, alakalı olsun. PESFE'de de işte şimdi bu konuda kimsenin bir şey bildiği yok. Program direktörleri de iki sene sonra olacak şey için kafa içinden yormuyorlar bu işlerle. Ama şu gerçek, bir skor olacak. Skor step 1 puanından ziyade bu skor step 2 olacak. O aşikar. Şimdi en başa step 2 yazınca bu sefer domino gibi aşağıya doğru onun etkisi gözükecek. Yani yine çok aşırı değişiklik olacağını ben düşünmüyorum. Ama mesela CV'nizde belki böyle research biraz böyle sizi akıllı gösterebilecek şeyler hafiften ön plana çıkabilir. Bunun için de erken karar vermek çok önemli. Ve bu işlere erken başlamak. Dolayısıyla o okul döneminizdeki o 6 yılı hiç boşa geçirmemeniz lazım. Geç başlayanlar da bu stepleri bir an önce verip en azından kendilerine bu mezun olduktan 2-5 yıl içerisinde bir alan yaratmaları lazım ki diğer kalan şeyleri tamamlayabilsinler diye. Kesinlikle katılıyorum ona. Bir soru gelmiş. Meç'te yerleşememe durumu var mıdır? Bunu merak etmişler.
Var. Cem abi hatta anısı var öyle. Yo, benim o konularda evet eşleme durumu var. Şöyle oluyor. Şimdi yine o NLMP sayfasına girersiniz. IMG'lerin kaç tanesinin eşleştiği ile ilgili bir verilere ulaşabilirsiniz. Ben dün kontrol ettim. 2020 maçında %56, yani bunu üst tarafa yuvarla %60 ne? %60'ı IMG'lerin başvurdukları programlara yerleşmişler. Bu ne demek? Etrafınızda gördüğünüz 10 kişiden 4'ünü eliyorsunuz. Dolayısıyla 6, yani %40'ı eşleşemiyor. Fakat birkaç çalışma var bununla ilgili. Bu ilk meşte eşleşemediniz. Ardından ikinciye başvurdunuz. Ardından üçüncüye başvurdunuz. Yani takip eden yıllarda başvurunuzu yaptınız. IMG'lerin %76'sının eşleştiği gözükmüş. Bu takip eden başvurularda, toplama makamda. Yani %25, aslında devam ederseniz böyle inatla %25 düzeyinde bir eşleşememe olayınız var. Yani %75'i mi göreceksiniz, %25'i mi göreceksiniz? Bu sizin şeyinize bağlı. Ama böyle bir şey var. Eşleşememe gibi olay var tabii. Evet, Ama yani eşleşme daha fazla. Öyle söyleyeyim. inşallah ben de o fazlalık kısmına girerim. İnşallah. Yabancı dil kısmına geldik. Ne kadar yabancı dil gerekir? Şimdi yabancı dili ölçmek zor bir şey zaten. Ama şunu söyleyebilirim. İngilizce konusu, özellikle medikal İngilizce sınavlar için bahsedeceksek, ben çünkü daha yakın zamanda sınava girdiğim için söyleyebilirim. Çok fazla bir İngilizce gerektirmiyor. Öyle günlük dile göre daha hafif bir İngilizce. Zaten medikal terminolojiyi bildiğiniz için çok rahat anlayacağınız şeyler. Bilmediğiniz kelimelere illaki oluyor. İllaki sözlükten bakıyorsunuz. Ama iş ilerledikçe o İngilizce yetersiz kalıyor. Yani sadece sınava geçecek kadar ki İngilizce yetmiyor. Çünkü atıyorum Observer'a gideceksiniz, mülakatlara gireceksiniz. Orada ciddi bir günlük İngilizce gerekiyor. Bu TOEFL, IELTS, OET kısmı neden yazdım? TOEFL bildiğim kadarıyla bu elektivlerde ve şeyle beraber isteniyor. Step 1 ile beraber isteniyor. O yüzden belki TOEFL'ı geçmek yararınıza olabilir. OET denilen sınav da Occupational English Test. Bu sene Step 2 CS yerine yapılan test. Ben onunla mesela sertifikamı aldım. Step 2 CS'ye hazırlanırken bir anda dediler ki CS'yi kaldırdık. Onun yerine OET denilen bir test var. Ona gireceksiniz. Bir anda hadi dedik, kitapları kaldırdık. OET kitapları aldık. OET'ye çalışmaya başladık. Baktık o da İstanbul'da yapılıyor. Gıcık bir test. Zor değil ama gıcık bir test. O yüzden çalışılması gereken bir test. İleride işe yarar mı? Yavaş yavaş Amerikan sistemine girer mi bilmiyorum ama bu sene sertifikayı alanlar bu sınavı aldı. Haberiniz olsun. Bir de Türkçe tıp okuyanlar dezavantajlı mı? Bence değil. Ben Türkçe okudum ve hani bir sıkıntısını görmedim yani. Ama dil konusunda özellikle Cem abinin yine güzel bir çalışması olmuş anladığım kadarıyla. Evet, şimdi önceki şeylerden bahsedeyim. Benim faillerden bahsedeyim. Ondan sonra da bu dile gelip failde bizim başarısızlıklardan bahsedeyim. Şimdi ben neyse çalışkan bir öğrenciydim velhasıl. Çok detaya girmeyeyim. Mezun oldum. Asistan olduk falan. Asistanken ben bu işlere başladım. Ondan sonra okuduğumu anlayabilecek bir İngilizcem vardı ama böyle konuşamıyordum. Hep bizim müthiş Türkiye'deki eğitim sisteminin sağladığı high grammar level fakat konuşamama böyle tutuk bir durum. Saygıda kusur etmeyen tutuk bir halim vardı. Neyse şimdi şeye gittim ben Amerika'da bir kursa gittim. Bu Step 2B'si hasta başı yapılan 12 tane hasta var. Her hastada kapıyı çalıp içeri giriyorsunuz. Hi, this is Dr. Oren diye başlıyorsunuz. İşte adamla böyle anamnez alıp fizik muayene yapıp bittikten sonra da işte hastaya böyle bazı önerilerde bulunuyorsunuz falan. Çıkıyorsunuz, gidiyorsunuz, not yazıyorsunuz. Şimdi burada konuşmak var. Yazma var. Tabii okumadan da yazılmıyor. Hepsi var yani. Hepsi kombine.
Şimdi ben ilk sınava gittim, beni ilk odadan dışarı attılar. Ben süreyi geçirmişim çünkü adam böyle habire what demekten biz iletişim kuramadık. Adam beni hiç anlamadı. Ben de adamı anlamadım. Böyle bir karşılıklı güzel işaret diliyle konuştuk falan. Velhasıl ilk sınavda ben İngilizceden dolayı kaldım bu sistem 2 benim. Ondan sonra tabii bu benim hayatımdaki ilk kaldığım sınavdı. Kafayı yedik. Ne yapayım dedim, ben bir İngilizce çalışayım dedim. İngilizceyi böyle artık ama şeyi bozdum. Bizim hanım artık isyan etti yani böyle şeylerden. Bir tane bir adam vardı, bu AJ Hawk diye bir adam var. YouTube'da görürsünüz, bu internette videoları var. Neyse, bunun sesini duymaktan benim hanım isyan etti. Ben İngilizce şöyle öğrendim. Aynı dosyayı alacaksınız. %90 böyle anlayabildiğiniz bir dosya olacak, ses dosyası. Yaklaşık böyle 40 dakika ya da 1 saat neyse. Onu her gün dinleyeceksiniz 10 gün boyunca. 10 gün boyunca onu dinleyeceksiniz. 10 günden sonra gideceksiniz, başka bir şey alacaksınız, ses dosyası. Onu da yine aynen 10 gün dinleyeceksiniz hiç bıkmadan. Bebekler nasıl anne baba demeyi öğreniyorsa siz de this is Dr. Oren demeyi öğreneceksiniz. Bu iş böyle. Devamlılık gerekiyor. Bunda bunu yapın. Mesela bu Tom Tav the Track diye bir tane İngilizce şey var. Çizgi film var. Çekici böyle araba ismi Tom olan. Ona bakarsanız orada böyle monolog diye şey var. Adam Tom'a soru soruyor. Tom işte falan yapıyor. Siz Tom olacaksınız. Adamın sorduğu soruya aniden cevap vereceksiniz. Bu tarzda böyle egzersizler yaparak öğreniyorsunuz bu İngilizceyi. Ben 6 ay sonra bayağı çatır çatır konuşuyordum. Hiç tercüme etmeden yani. Bu, ama devamlılık önemli. Yani her gün bir saat çalışacaksınız. Yani bir gün ara vermek yok. Her gün. Bu TOEFL, evet, bunu bazen böyle clerkship falan buraya gelirken istiyorlar. Çünkü adam İngilizce biliyor mu bilmiyor mu falan, burada nasıl bir muhatap olacağız mı adamla, bu dertlerinden dolayı istiyorlar. Ama STEP'ler için bu şey söz konusu değil. STEP 2B ile buna bakıyorlar. STEP 2'nin B'siyle de sizin iletişim kurabiliyor musunuz? İngilizce konuşabiliyor musunuz? Bir de data toplayıp bunu yazabiliyor musunuz? Aslında bu üç tane aşamadan sizi değerlendiriyorlar. Türkçe tıp okumanın hiçbir dezavantajı yok. Türkçe tıp dediği zaten İngilizcenin Türkçe telaffuzu. Yani invasion yazıyor. Siz de invasion diyorsunuz. Yani o yüzden ilk iki basamakta herhangi bir problem yaşamazsınız. Ama bu İngilizce çalışmaya da erken başlayın. Ben gibi sonradan öğrenmeyin yani. Siz daha böyle genç beyinler, daha öğrenmeye açık tabii. Evet, anladığım kadarıyla İngilizceye sürekli kendini maruz bırakmak gerekiyor. Yani kesinlikle. Dediğin gibi her gün az da olsa o İngilizceye maruz bırakmak, istemeden de olsa bir yerden sonra geliştiriyor. CS konusunda da şunu ekleyeceğim. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama büyük ihtimalle olacak gibi. Dediğin gibi data toplama kısmı da sınavın aslında bayağı bir zorlayıcı kısmı. Klavyede de çok iyi olmanız gerekiyor. Yani evet, çok güzel. Oradaki süreniz her hasta başına 25 dakika, hasta muayenesi yaklaşık 10 dakika. 15 dakika içinde hastaya işte anamnezini, muayene bulgularınızı, ön tanılarınızı, işte yapılacak testleri, hepsini bilgisayara girmeniz gerekiyor ve bunun için de gerçekten klavye antrenmanı yapılması şart diyebilirim yani. En azından ben başlamıştım yavaş yavaş. Beni o dertten kurtardı o iti. Çok güzel bir şeye değindin. Burada arkadaşlar carpenter'lar var, böyle marangozlar. Bunlar 10 parmak daktilo yazıyorlar. Fakat biz maalesef 10 parmak daktiloyu eğitim süremiz boyunca öğrenemiyoruz. Şimdi bu şu avantaj. 2-3 tane bunun avantajı var. Eğer klavyeniz gerçekten iyi değilse onu böyle 10 parmak, en azından 3-4 tane parmağı iki elinizle kullanabilirseniz size zaman kazandırıyor. Bu step 2B'sinde 10-15 dakika bir süreniz var. Hasta notu yazacaksınız. Hasta notu da hastanın öyküsü, işte hastanın fizik muayenesi, ayırıcı tanılarınız ve istenen tetkiklerinizden oluşan böyle bir hasta notu. Bunu yazıyorsunuz. Bunda hızlı olmak zorundasınız. Ben ilk sınavda böyle gittiğimde ben 2-3 tane harfe basarken etrafımdan böyle pıtır 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 sesler duyuyordum. Yani adamlar çatır çatır yazıyorlar. İkincisi, buraya clerkship geldiniz ya da burada asistanlık yapıyorsunuz. Hızlı olmanız lazım. Öğretim üyesi ya da hocanın size söylediği şeyi anında yazmanız lazım. Bizim mesela asistanlar burada beraber film değerlendiriyorlar hocayla.
hoca ne söylerse anında adam hepsi çıkarıyorlar böyle MacBook'larını takır 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 yazıyorlar. Dolayısıyla acayip zaman kazanıyorlar. Bir tane de şöyle bir tecrübe var. Mesela bana soruyorlar işte şu hastada tomografi bulgusunda neler var falan diye telefonda. Telefonda ben anlatıyorum. Arkadan böyle background'dan ses geliyor böyle tıkır tıkır tıkır. Ben konuşurken aynı anda adam şeyi yazıyor. Onu sisteme yazıyor. Dolayısıyla çok büyük zaman kaybı. 10 parmak daktilo'ya da çalışın. Bu da birinci sınıfta sizin yapacaklarınız listesinde olsun. Evet. Mesela TUS çalışırken böyle şeyler yok. Hani o yönden biraz yorucu bir süreç. Son kısma geldik. Diğer merak edilenler kısmı. Bunları bir kategoriye sokamadığım için normal yazdım. İlki uzmanlığı Türkiye'de yapıp ardından Amerika'ya gidilebiliyor mu? Uzmanlıkta denklik oluyor mu? Bunun canlı örneği zaten Cem abi. İstersen ben hiç konuşmayayım abi. Sen yine direkt buradan devam et. Buradan devam edeyim. Şimdi uzmanlık yapıp tabii buraya gel diyor ama okuldan mezun olduktan sonra işler çetrefilleşmeye başlıyor. Şimdi uzman ben oldum. Asistanlıktayken ben bu şeyler aklıma geldi. Sınavlara başvurmaya başladım. Neyse geçtim falan filan. Uzmanlıktan sonra buraya gelme şansınız. Asistanlığa başvurabilirsiniz ama ilk aşamada pek match olabileceğinizi düşünmüyorum. Buraya fellowship olarak gelme yolu daha böyle daha kolay asistanlıktan gelmekten. Çünkü bir sürü böyle yan dal şeyi var. Buraya bir yan dal olarak bu fellowship dediğimde yan dal. Mesela ben radyoloji uzmanıyım. Yan dal için nöroradyolojiye geldim. Öyle bir yoldan başladım. Fakat denklik alması, işte bu en son size bir önceden açıkladığım bu board sınavı var. Denklik sınavı aslında bu işte. Denklik koşulları her branşta değişiyor. Çoğu branş sizin tekrar asistanlık yapmanızı istiyorlar. Radyolojide böyle bir alanda bir şey var, bir alternatif bir yol var. Burada da mesela bizim kural 4 sene içerisinde akredite bir programda herhangi bir pozisyonda bulunacaksınız. Kurumunuz size sponsor olacak. Daha sonra belli bazı rotasyonları yerine getireceksiniz. Ardından da bu sınava girebilme olanağı elde edeceksiniz. Sınavı da geçerseniz board certified oluyorsunuz. Yani uzmanlıktan sonra denklik süreci bazı özel koşullar altında mümkün. Fakat ben size şöyle söyleyeyim. %95 branşlar bunu tekrar asistanlık yapmanızı istiyorlar. Yani radyoloji ya da böyle birkaç branşta böyle istisnai durumlar var. Ben de onu diyecektim abi. Bizim pratisyenlikte mesela böyle bir durum yok. Hani o soru da vardı. Tıp fakültesi diplomamız orada geçerli mi diye. Sadece sizi eğer okulunuz akredite ise akredite bir tıp fakültesi mezunu olarak görüyorlar. Orada doktorluk yapabilir belgesi bu ECFMG sertifikasıyla alınıyor. Bu belgeyi aldıktan sonra MEÇ'e başvuracaksınız ki ondan sonra bir asistanlığa yerleşebilirsiniz. Onun dışında bir denklik durumu yok. Sıradakine geçeyim. Bu süreçte size en çok zorlayan şey ne oldu? Vallahi beni açıkçası sınavlar çok zorlamadı. Sınavlar gerçekten hani çalışılıp geçilinecek sınavlar. Zorlayan şey ıvır zıvır evrak işleri, küçük detay kurallar, sürekli bir yeni bir bilgi. Gerçi ben biraz da Covid dönemine denk geldiğim için biraz şanssızım o yönden. Sürekli yeni bir stres halinde yeni bir haber bekliyorduk. O gerçekten bayağı bir yıprattı beni. Onun dışında eğer siz önceden planlayıp belgelerinizi nasıl yapacağınızı ya da elinizde taslaklar varsa atıyorum bu Medical School Evaluation'ın taslağı varsa daha rahat olabilirsiniz. Erken başlamak bu konuda gerçekten iyi. Ama biz bu sene başvuranlar olarak mecburi bir sıkıştırıldık yani. Hani erken başlayamadık istesek de. O zorladı beni. Sınıf tekrar yapmış olmak başvurumu ciddi oranda olumsuz etkiler mi? Amerika'da uzmanlıktan vazgeçmek için bir sebep midir? Ben yine duyduğum kadarıyla etkiler diyebiliyorum. Özellikle hani hem tıp fakültesinde sınıf tekrar yapmış olmak, tıp fakültesi notları zaten adamlar bakıyor. Bir de sınava iki defa girmiş olmak. Özellikle step 1'e ya da step 2'ye. Bu sınavlara iki defa girmiş olmak bayağı bir eksiğe götürüyor insanı.
Ama tıp fakültesinde sınıf tekrarı yapmış olmanın bu kadar etkileyeceğini düşünmüyorum. Cevap sen ne diyorsun bu konuda? Özellikle ilk 3 sınıfta kalma çok etkili olacağını ben de düşünmüyorum. Çünkü step 1 ile bunu zaten tolere ediyorsun. Ben temel branşları step 1 ile hallettim diyorsun. Yani o şeyi görüntüyü sağlıyorsun. Ama core branşlarda mesela bir de istediğin branşta sınıf tekrar falan yapıyorsan bu konuda bu büyük defekt. Yani red flag olabilir. Yani kırmızı bayrak. Fakat yani vazgeçmek bir sebep midir? Bence hiçbir şeyden vazgeçmek için bir sebep değildir. Şimdi bizdeki en büyük hata var. Bir şeye karar verirken ileriye bakıp orada karşılaşacağın problemleri düşünerek karar veriyoruz. Halbuki gideceksin o ileriye sen hayali olarak 3 sene ileri gideceksin. Geriye bakacaksın. Bakacaksın geriye ben ne kaybettim? Ondan sonra karar vereceksin. Yani sınıf oldu. Yani bunun bir şekilde bir açıklamasını belki sonradan telafi edeceksin. Bunu ama sen önden görüp bunu telafi edemeyeceğini düşünüp vazgeçmek pek bana mantıklı değil. Ne kaybedersin? Para kaybedersin. Para da bugün var, yarın yok zaten. Yani bunun da bir yolu bulunur. Bir şekilde telafi edersin parayı da. Yani ilk 3 sınıfta çok etkili değil. Diğer sınıflarda da duruma göre diyeyim ben sana. Ama vazgeçme sebebi hiçbir şey değil. Ben de katılıyorum. Yani çünkü ne insanlar var meç olduğunu duyuyoruz. Çünkü daha çok böyle puan evet etkili, sınıf tekrarı etkili ama olay sonuçta o programdaki hocanın başvuran kişiye bakış açısıyla alakalı. Eğer o hocayı bir şekilde ikna ettiyse işte işe yarayacağına, çalışkan olacağına, başarılı olacağına o zaman neden olmasın yani? Tıpta okurken ekstra faaliyette bulunmamış ve öğrenciliği süresince Amerika deneyimi olmamış. Bu benim. Ortalama bir tıp fakültesi öğrencisi tam benim. Meç şansını nasıl görüyorsunuz? Valla ben şansımı yüksek görüyordum açıkçası ama şu anda iyi gitmiyor. Bunun birçok sebebi var. Normal şartlar altında benim gibi başvuran bir insan baktığım zaman hani meç olacakmış gibi duruyor istatistiksel olarak bakıldığında. Ama bu sene bu COVID dolayısıyla interview'lar bilgisayar üzerinden olmaya başladı ve bilgisayar üzerinden olunca da Amerikalı öğrenciler interview biriktiriyor dendi. O yüzden yabancı öğrencilere az interview kaldı dendi. Bunun sebebi bu olabilir. Belki bu sene olamayacağım ama belki ileriki senelerde tekrar denerim tabii olamazsam. Ama normal şartlar altında kötü görmüyorum ben. Bence ben de öyle olumsuz düşünmüyorum. Şu anda yani burada da bir sürü hani Amerika deneyimi yapmış, bilmem ne yapmış insanlar da maalesef eskisi kadar istatistiksel olarak o şeyleri alamadılar bu dönem. Çünkü her şey online, kimsenin uçakla bir yere gidip gitmesi gerekmiyor. Herkes her tarafa başvuruyor. Hatta 2-3 tane branşa başvuran Amerikalı öğrenciler var. Böyle biraz ortalığı şişiriyor. Fakat Meşten sonra bazı şeyler var. SOP diye bir şey var. Onun bence bu sene biraz daha ön plana çıkacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum. Program direktörleri kendi programlarının boş kalmasını istemiyorlar. Bir tane adam mesela Harvard'dan mezun olmuş, bilmem ne yapmış falan, puanları yüksek. Geliyor işte bir tane community hospital'a başvuruyor. Bu onun backup'ı. Bunu herkes biliyor yani. Hani bu adama teklifi göndermiyor. Çünkü ona renke koysa adam gidecek başka yere tercih edecek. Kendi boş kalacak. O yüzden herkes bunun farkında. Fakat şimdi herkes COVID'e öyle bir odaklanmış durumda ki bu da böyle ayrı bir bilinmez. Bu da ileride bir veri olarak ortalığa yansıyacak. Şimdi hep şunu diyorum. Bir şeyi yapamamışsanız olanı en iyi kullanacaksınız. Bir futbol takımında berbat oyuncularınız varsa onlardan birkaç tanesini böyle yeteneklerini ön plana çıkaracaksınız. Sizde de öyle. Yani Amerika'ya gelemedim, staj yapamadım. Ne yapacaksın? O zaman Türkiye'deki referans mektubunu Amerika'ya uygun hale getireceksin. Ya da Türkiye'de seçtiğin elektif branşı istediğin branş olarak seçeceksin. Orada performans göstereceksin. Yani research'ı Türkiye'de yapacaksın. Hani zaten kriter şu değil. Hep yanlış anlaşılma var. Amerika'da deneyim, kimsenin Amerika'da deneyim umurunda değil. Buradaki ben Amerikalı çocuklara soruyorum, asistanlara. Senin başka hastane deneyimin oldu mu diyorum. Yok olmadı diyor. Öyle bir şey mi var falan diyor yani. Yani kendi okuldan
mezun olup başka, yani kendi öğrenciyken Amerika'da yine başka bir hastanede çalışmasının hiçbir anlamı yok yani rotasyon yapmasının. Ama önemli olan referans mektubu. İşte referans mektubunda sen ne kadar başarılı olduğunu adamların konuşulduğu dilden anlatabiliyorsan, işte bu aslında yani stajdan kasıt sistemi zaten tanıyamıyorsun. Bir ayda ne sistemi tanıyacaksın yani. Ama senin birinin Amerikalı bir adamın gözünden nasıl değerlendirildiğin esas problem bu yani. Cevap aradıkları soru bu. Evet. Elektif stajına hangi dönemler, tarihler başvurulabiliyor? Elektife kabul almak için prosedür nasıl, neler yapmalıyız? Elektif stajına bildiğim kadarıyla üniversitelerin kendi sayfalarından bakılıyor. Onlar tarih açıyor. O tarihlerde başvuruluyor diyebiliyorum. Onun dışında elektifle ilgili çok bilgim yok açıkçası. Evet, burada 2-3 tane şey var. Bir tanesi her tarafa mail atacaksınız arkadaşlar. Bu standart YouTube'daki bütün videolarda da bunu bahsediyorlar. Ama ben şöyle bir size bir taktik vereyim. Bir tarafa mail atarken bir CV'nizi ekleyeceksiniz. Eğer step puanları aldıysanız bu CV'nizde ya da step puanlarınızda buna mutlaka ekleyin. Çünkü bu sizin baloncuk var ya, kafadaki baloncuğu gösterecek. Ve sizin akıllı bir adam olduğunuzu, İngilizce bildiğinizi, bunları ispat eden, ciddi olduğunuzu ispat eden şeyler. Yani ben Amerika'da elektif staj yapmak istiyorum diye böyle kuru bir mail atarsanız, adam sen kimsin bir CV'ne bakayım bilmem ne, yani ilgisini çekse bile sizin mailin sizi kale almaz. Dolayısıyla bu CV eklemeyi mutlaka ekleyin bir. İkincisi, elektif branşlar için şu taktik var. Mail atarken bakın, oradaki program direktörü olur, oradaki bir öğretim üyesi olur. Bu insanların PubMed'de nelerle uğraşıyor, hangi yayınları var? Bunları bir araştırın. Ondan sonra yayınlara bakın. Eğer o yayınlardaki insanların özelleştiği konular sizin de ilginizi çekiyorsa, işte mailinizde buna vurgu yapın. Ben işte sizin şöyle yayınlarınızı gördüm, bu konu benim de çok ilgimi çekiyor. Dolayısıyla yanınızda böyle bir şey, hem de klinik deneyim yaşamak istiyorum. CV'nizi koyun, bilmem ne koyun. Maillerinizi böyle atın. Hocam ben oraya geleceğim, işte biraz takılacağım gibisinden böyle anlaşılan mailler olursa bu professional değil. Yani profesyonel bir iletişim değil. İletişimlerinizde hepsinin profesyonel olması gerekiyor. Yani öyle kafadan highway'e mail atarak, işte o 100 tane atılan mailden 3 tane cevap gelmesinin sebebi bu yani. Yani insanlar önem vermiyorlar. Ufak tefek şeyler. Buradaki zaman değerli. Adam o sizin mailinizi açıyorsa tak diye görecek picture'ı. Eğer o resmi göremiyorsa geç. O iş, hiçbir anlamı yok o işin. Evet, burada ben de şöyle bir şey ekleyebilirim. Ben de research ararken aynı dediğin gibi yaptım abi. Mailime CV'mi ekledim. Bir de cover letter'ımı ekledim. Herkes için, her gönderdiğim insan için ayrı bir cover letter oluşturdum. Taslağım vardı zaten. Evet. PubMed'den yayınlarına baktım. İşte bu yayınlarla yapıyormuşsunuz. Ben de o konuda ilgiliyim. İşte ben de çalışmak isterim sizinle gibi şeyler yazdım. USMLE puanlarımı yazdım. Birçok dönüş oldu. Şöyle oluyor. Yani normal hiç bunları yapmayan insana göre şöyle bir avantajınız oluyor. Red alsanız bile. Ya ben doluyum ama şuraya bak. Ya da şu insana yaz. İşte şöyle bir arkadaşım var, bak ona yazabilirsin tarzı dönüşler oluyor. O konuda mesela çok dönüş aldım. Neden? Çünkü karşıdaki sizin ciddi olduğunuzu anladığı için yardımcı olmaya çalışıyor gerçekten. Evet. Bir de bunun şirketleri var. Pek para harcamayın bence. O böyle backup olarak dursun ama bununla ilgilenen şirketler var. Eğer paranız çoksa da öyle de deneyebilirsiniz. Ama önceki yol biraz da meşakkatli olmasına rağmen yine daha benim önerdiğim şeyler var. Ama bir sürü şirkette var, haberiniz olsun. Evet. Match data'ya baktığımızda number of volunteer activities ibaresi var. Hangi aktiviteler buna dahil? Ayrıca number of research ve number of projects'in farkı nedir? Yani şöyle, Erasta match CV'si doldururken size dediğim gibi işte projelerin ayrı bir sekmede ya da research'lerin ayrı bir sekmede olmuyor. Deneyimler kısmı var. İş deneyimimi, şey deneyimimi, gönüllülük deneyimimi. Bunu bu şekilde ayırıyor. O yüzden bunlara çok kafayı takmaya gerek yok diye düşünüyorum. Herhangi bir şekilde bir aktivite yapmış olmanız, orada gözüküyor olması bence gayet yeterli.
Onun dışında diyebileceğim bir şey yok bu konuda. Her türlü gönüllü aktivite yapın tabii. Yani gönlü güzeldir. Yaşamayı puanının meç olmadan ne kadar etkisi var? Publication ciddi önemi var mı? Bundan bayağı bir bahsettik. Bayağı bir çok son derece önemli olduğunu söyledik puanın. Publication'ın sıfır olmasındansa bir ya da iki olması önemli. Evet ama 30 tane 40 tane cevabın dediği gibi yani 2 sene boyunca 10 tane 20 tane yayın yapmışsın. O zaman hiç klinikte çalışmamışsın. Bu da biraz dezavantaja dönüşüyor. Transitional, preliminary ve categorical problem şeyler var, programlar var. Başvururken ben de açıkçası son anlarda başvurduğum için bunların anlamlarını çok bilmiyordum ama bildiğim kadarıyla açıklayayım. Categorical bildiğimiz normal dahiliye programı. Giriyorsunuz, dahiliye için konuşuyorum. Giriyorsunuz, 3 sene dahiliye uzmanlığı okuyorsunuz ve dahiliye uzmanı olarak bitiriyorsunuz. Preliminary ilk 1 seneden sonra tekrar meçe katılıyorsunuz. Yani 1 sene sizi genel dahiliyede eğitiyorlar. Tekrar katılıyorsunuz. Doğru değil mi Cem abi? Preliminary intern year gibi düşün. Yani PJ1, postgraduate year 1. Evet, birinci yıl. Birinci yıl internship ama bunu mesela preliminary kategoriye beraber başvurabiliyorsunuz. Yani preliminary atıyorum sizin Chicago'da aldınız fakat categorical gittiniz New York'ta başvurabiliyorsunuz. Hani böyle şey oluyor. Categorical'da mesela o programda hem preliminary var. Yani birden başlayıp 5'e kadar 4'e kadar sizi götürüyor ya da 5'e kadar götürüyor. PJ5 diye düşünün. Kategorik dediği bu. Yani bir hastanede başlayıp hoplar ilerliyorsunuz. Preliminary kendiniz önce bir internship yapıyorsunuz. Dahiliye, cerrahi neyse. Ondan sonra başka bir programda bu başka hastanede olabilir. Orada kategorik olarak devam ediyorsunuz. Transitional en sıkıntılısı, en zoru bu. Çünkü transitional böyle lay lay lom. İşte dahiliye rotasyon, cerrahi rotasyonu falan oluyor. Çok böyle bu adam zaten burada kalmayacağı için pek sallamıyor, vakit geçiriyor gibisinden böyle bir şey var. Ama rahat yani. Transitional'ı çok rahat. Fakat buna başvuru fazla olduğu için biraz bu transitional'ı zor oluyor buna eşleşmesi. Peki transitional'dan sonra mesela ilk cerrahi transitional kadrosuna girdikten sonra oradan genel cerrahi ya da üroloji ya da işte atıyorum başka bir cerrahiye özelleşilebiliyor mu? Yani cerrahi branşlar belki preliminary cerrahide yapan adaylara önem verebilirler. Böyle şey olabilir. Yani onların koşullarına bakmak lazım. Transitional mesela bizim radyolojide çok yaygın. Yani bu transitional dediği radyolojide rotasyon yapıyor, cerrahide rotasyon yapıyor. Yani dolanıyor yani transitional. Anladım. Fakat preliminary dediği ya dahili oluyor ya cerrahi oluyor. Bu ikisi. Categorical dediği de mesela sen dahiliye gireceksin. Başlıyorsun intern olarak. Uzun orada olarak çıkıyorsun orada. Evet. Lore nasıl alınır? Nasıl istenir? Ben bu konuda ufak bir şey okumuştum. Şöyle tabii Türkiye'de Cem abinin dediği gibi istiyorsunuz. İşte hocadan görüşme talep ediyorsunuz, yarım saat görüşelim diyorsunuz ama Türkiye'deki hocalarla iletişime geçmek gerçekten zor. Çok yoğun olabiliyorlar, sizi takmıyor olabiliyorlar. Ama olayın normal kitabına göre yapılması şu şekilde. Gerçekten dediği gibi Amerika'da şöyle yapıyorlarmış, gidiyorlarmış, yarım saat hocadan randevu alıyorlarmış, yüz yüze konuşuyorlarmış bu durumu ve bana güçlü bir tavsiye mektubu yazabilir misiniz diye soruyorlarmış. Eğer güçlü bir tavsiye mektubu yazamayacağım diyorsa hoca, hiç yazmamasını yeğliyorlarmış. Yani genel resmi eğer Amerikalı bir hocadan alacaksanız isteme ritüeli bu şekildeymiş diyebiliyorum. Aynen doğru. Güçlü letter olacak. Strongest. Yani. Bir de step 3 sorusu var. USMLE step 3. Bu daha çok vize farklılığını sağlıyor. Özellikle şeye programa başlamadan önce step 3'ü geçmişseniz J1 vizesi yerine H1B vizesi alabiliyorsunuz. Ama bunu kesinlikle başlamadan önce almış olmanız gerekiyor. Bunu ben sorduğumda asistanlık sırasında alıp vize durumunuzu değiştiremiyorsunuz. J1'in de şöyle bir dezavantajı var. Başladıktan sonra programınızı bitiriyorsunuz ve Amerika'nın şöyle bir şartı var. Ya 2 sene ülkene dönersin diyor. Ya da burada underserved bir yerde yani çok fazla doktorun çalışmadığı bir yerde
2 sene çalışırsın diyor. Böyle bir dezavantajı var. Cem abi, eklemek istediğin bir şey var mı? Evet, H1B, J1, bu iki tane vize var. Çoğu üniversitenin tercih ettiği şey J1. Çünkü bunun sponsoru ECFMG. Dolayısıyla buna bir para ödemiyorlar. H1 buradaki çalışma vizesi. H1'a girmek için de size işte bu ekstra kalifiye eleman şeklinde bir kategoriye sizi sokması lazım. Bunun da kural olarak step 3'ü almanız gerekiyor. J1'ın step 3'ü de bu arada mezun olduktan sonra, öğrenciyken alamıyorsunuz. Mezun olacaksınız. Ondan sonra step 3'ü alıyorsunuz. Buradaki bizim asistanlar PJ1, yani ilk internship yıllarında bu step 3'ü alıyorlar. Fakat onların tabii vize derdi yok. Vize iki tane şey. J1 oldu mu böyle uluslararası bir anlaşmalar gereği o eğitim alan şahsın tekrar ülkesine dönüp 2 sene orada vakit geçirip ondan sonra tekrar Amerika'ya gelebilmez. Amerika'ya turist olarak bile gelemezsiniz. Yani şeyden sonra J1'de gelip burada işi bitirdikten sonra ülkeye dönmeniz gerekiyor. Bunun yolu işte avukatlar aracılığıyla başvuruyorsunuz. Avukat parası bilmem nesi ıvır zıvır onlarla yazışıyorsunuz. Underserved area dedikleri mesela yine Chicago'da ama Chicago'nun ya da Illinois'de doktorların daha böyle kısıtlı olduğu yerde bu bir de veteran hospitalları var. Buradaki gazilerin hastaneleri var. Bu gibi yerlerde bir 3 sene falan çalışmanızı istiyorlar. Ondan sonra sizi green card ya da diğer vatandaşlık işlemleri için eligible ya da H1B'e o zaman çeviriyorlar bu işleri. Step 3 bu işe yarıyor. Fakat eğer iki tane yerden size teklif geldi, J1 mı H1 mı? Ben şahsen H1'ı tercih ettim kendimde. Bazı limitasyonlar olmasına rağmen bunu tercih ettim. Çünkü J1 oldu mu o biraz böyle problemli yani J1 vizesi. Ama ya bir şekilde de eğer onu veriyorsa da mecbur tabii alacaksınız. O da ayrı mesele yani. Evet, ben başvururken başvurduğum programların çoğu J1 veriyor. Bazıları özellikle belirtiyor H1B'de kabul ama işte onun için de step 3'e geçmiş olmak gerekiyor. Yani en azından ECFMG sertifikası bulunmadan zaten step 3'e giremiyorsunuz. Bu kadardı benim anlatacaklarım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten sınav sürecini, başvuru sürecini çok ayrıntılı şekilde konuşmuş olduk. Size gelen soruları da tamamladık. Bizim şimdi Cem Ören hocamıza da gelen gerçekten çok fazla soru var. Ben onları hızlı hızlı iletmeye çalışacağım. Bir de şu an arkadaşlarımız YouTube chat kısmına çok soru yazmışlar. Onları görüyoruz. Ama önceliğimiz formdaki sorular olduğu için ben önce bunları soracağım. Onlar muhtemelen yetişmeyecek. Şöyle bir şey diyelim. Cem hocamızın YouTube kanalı var. Belki bizim burada ona soramadığımız soruları onun YouTube kanalında bulabilirsiniz. Ben webinar sonunda size linkini paylaşırım onun. O zaman ben hızlıca sorularıma geçiyorum. Siz Amerika'da ne kadar süredir yaşıyorsunuz ve ilk gittiğiniz zaman zorlandığınız noktalar neler oldu? Şimdi ben 2017'de fellowship programına başladım. Burada University of Chicago'da nöroradyoloji 1. senesi. Şu anda da ondan 2. yılda nöroradyolojinin 2. senesini tamamladım. Yine fellowship programı. Ardından yine aynı üniversitede breast imaging yaptım. Meme görüntüleme radyosu. Orada özelleştim. Şimdi de abdominal imaging yani vücut görüntüleme. Bu karın görüntüleme diyeyim ben size. Orada özelleşiyorum. Fellowship programı yapıyorum. Bu sene de işte board eligible oldum. Sınava gireceğim Şubat'ta. Ders çalışıyorum. Ondan sonra da eğer o sınavı halledersem tabii bu sene bir de iş görüşmesi şu anda o süreçteyim. İş görüşmeleri yapıyorum. Amerika'da bir kariyer şey yapacağım. Yani yaklaşık 4 senedir buradayım. Böyle söyleyeyim. Neden Amerika'yı seçtiniz? Siz buyurun. Şey vardı bir de ilk ne zorladım? Dil beni zorlamış. Hala dil zorlamaya devam etti yani ilk geldiğimde. Özellikle ilk 3 ayda. Şimdi şöyle düşüyor. Hep kendimi burada mesela NBA meşhur herkes biliyordur. Bu basketbol muhabbeti. Şimdi yurt dışından
böyle çok yetenekli oyuncular geliyor mesela. Kendim de çok yetenekli olduğunu düşünüyordum o zaman. Böyle alemi cihan bir radyolog sanıyordum kendimi. Neyse buraya gelince NBA ligi oluyor. Buradaki lig tabii sizin gibi eğitim almış. Belki sizden daha iyi eğitimli olan insanlar var etrafımızda. Böyle standart bir şey var. Özellikle buraya adapte olma süreci lig değişiyor biraz buradaki süreç. Buraya adapte olma süreci biraz beni zorlamıştı. Özellikle ilk 3 ayda yani o raporlara alışma, o stile alışma, işte bu İngilizce, işte sunum şeyler var. Burada multidisipliner toplantılar var. O toplantılarda sunum yapıyorsunuz falan, böyle işte asistanlar size soru soruyorlar, her şey cevap veriyorsunuz. Bir de direkt böyle raporlar falan yazıyorsunuz. Hastaya o sizin şeylerinize göre işlem falan yapıyorlar. Özellikle acil dönemlerde. Yani ilk böyle 3 ay zorlandım. Bu hem kültür açısından buraya adapte olmak, hem de bu İngilizce dil açısından adapte, hepsi kombine biçimde yani. Bir de ülke değiştiriyorsunuz. Burada biraz böyle azıcık yalnız kalıyorsunuz. Her haltı kendiniz yapmak zorundasınız. Böyle bir adaptasyon süreci var. Yani buna da ama şey değil yani, hep olumlu düşüneceksiniz bu işleri. Bu işler halledilmeyecek değil. 3 ay sonra adapte oluyorsunuz. Siz neden Amerika'yı seçtiniz? Amerika'yı birazcık Avrupa ülkeleriyle kıyaslayabilir misiniz? Uzmanlık açısından, sosyal hayat, ekonomik hayat açısından. Yani şimdi Amerika'yı ben niye seçtim? Biraz böyle yani daha doğrusu Amerika ve Avrupa arasında bir tercih yapmadım. Çünkü benim önümde sadece Amerika seçeneği vardı. O dönemde bu kadar İngiltere, Almanya seçenekleri yoktu. Bir de benim gördüğüm şahıslar okulda okurken yani asistanlık sürecinde hep böyle Amerika'da eğitim almışlar. İşlerini de iyi yapıyorlardı. Baktım yani iyi eğitim alabileceğim yer Amerika diye düşündüm. Asistanlıkta öyle karar vermiştim. Sonradan da tabii böyle akademik Türkiye'de bazı akademik kurumlara girmeye falan çalıştık. Böyle biraz çalışma, yayın falan yapmaya çalıştım ama Türkiye'de maalesef bu şeyler, kriterler çok subjektif. Yani size liyakat ya da size yaptıklarınız çok da önemli değil. Siz kimi tanıdığınız sizin daha çok önemli. Böyle subjektif şeyler var. Bir diğeri Amerika'ya ya da buralara gelmemin sebebi mesleki körelme. Eğer dedike hastanelerde çalışıyorsanız Türkiye'de, işte bu eğitim araştırma hastaneleri olabilir ya da üniversite hastaneleri olabilir. Yani ciddi tedaviye ihtiyacı olan hastaların böyle üçüncül merkezler. Geldikleri hastanelerde çalışıyorsanız bilginizi koruyabiliyorsunuz ya da bir alana özelleşebiliyorsunuz. Fakat tıp fakültesinden mezun olduktan sonra o süreç başlıyor bilginiz körelmeye. Eğer böyle ikinci basamak, birinci basamak bir yerde çalışıyorsanız yani o bilgiyi tutabilmeniz mümkün değil. Kaybediyorsunuz. Yani mesleki körelmeden ben mesleğimi severek yapan bir insanım. Böyle mutlu oluyorum yani. Hanım biraz şikayet ediyor bu konuda ama velhasıl ben kendi o bilgimi kaybetmek istemedim. Yani eğitim alabileceğim, bir de bu işi hak yere yapabileceğim şey Amerika olduğunu düşündüm. Baktım burada da bu bilgiyi tutma imkanları var. Yani özelde çalışsanız da siz özelleştiğiniz için sizin alanınız oldukça kısıtlı bir alan. Orada hakim sürebiliyorsunuz, o bilgiye update kalabiliyorsunuz. Mesleki körelme diyebilirim, bu subjektif değerlendirme diyebilirim. Dolayısıyla bu ikisi beni mutsuz edecekti. Ben de mutsuz olmak istemedim. İnsanlara biraz daha faydam olsun diye Amerika'yı bu nedenle tercih ettim. Doktorluğun Amerika'daki statüsü ne durumda? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Ben sana şöyle bir örnekle açıklayayım. Şimdi ilk nöroradyolojinin birinci senesinde bir tane öğretim üyesi burada vardı. 64 yaşında, bir sene sonra emekli olacak. Ona dedim ki, dedim sen ilk böyle para kazanınca dedim ne yaptın dedim. Adam bana dedi tabii bir de gitar falan çalıyor, grubu falan var bu hocanın. Dedi ki ilk ben dedi bir tane kaset player aldım dedi, böyle bir müzik seti almış. Sonra ne yaptı dedim. Zaten dedi rutin olarak böyle muhiti falan değiştiriyorsun dedi. Şimdi muhiti değiştirme olayı hayat standardın mezun oldu yani asistan da bitirdikten sonra, uzman olduktan sonra değişiyor. Hayatında parayı düşünmüyorsun. Öyle söyleyeyim ben size. Yani
Ben de mesela öyle tabii kişiden kişiye değişebilir. İnsanlar büyük ev, büyük araba alma hayalleri olabilir. Gayet de normal. Benim hayalim mesela parayı düşünmemek. Dolayısıyla ben mezun olduktan sonra doktorun statüsü burada bayağı şey saygın bir statüsü var. Yani doktor oldun mu burada böyle elit tabakadasın, öyle düşün olayı. Amerika'da birçok yabancı doktor olduğunu biliyoruz. Siz hiç ırkçılığa maruz kaldınız mı? Valla ırkçılığa ben maruz kalmadım. Bu da yasalarla burada korunmuş durumda. Ama mesela işte bu devlet daireleri var, bilmem neler var. Orada ben bazı şeyler duyuyorum. İşte ırkçılık ya da böyle bir ön yargılı yaklaşım şeklinde şeyleri duydum. Fakat bu da yani tek taraflı dinleyince bu size ırkçılık gibi gelebiliyor ama bu iş bir iletişim kopukluğundan da kaynaklanabilir. Biraz da bu işler böyle pompalanıyor. İşte abartılıyor, şu ırkçılık var, bilmem ne var. Amerikalılar bizi sever mi falan. Özellikle büyük şehirler bu diversity diyorlar burada, çeşitlilik. Buna çok alışkınlar. Yani Chicago, New York olsun ya da böyle o en son haritaya bakın seçimlerdeki mavi gördüğünüz yerler. Amerika'nın geneli. Buralar insan böyle değişik ırklardan, değişik renklerden, değişik yaşlardan, değişik dillerden gelen insanlara, hatta disability olan işte bazı özürlü olan ya da işte engelli olan insanlara karşı son derece yasalarla korunmuş kuralları var. Yani bir kişiye yaşından bile ötürü siz ayrımcılık yapamazsınız. Mesela ırkçılık kelimesini telaffuz edemezsiniz. Yani bunlar çok büyük suçlar burada. O yüzden büyük yerlerde ve özellikle hastanelerde zaten çoğu insan değişik dilde, değişik dillerde, değişik memleketlerden gelen hekimler var burada etrafınızda. Ben ne şahsi olarak maruz kaldım ne de bunu maruz kalacağımı tahmin etmiyorum. Yani mesela %10 falan olmuş olabilir. Yani burada da öyle insanlar var tabii, öyle ırkçılık. Yani sanki bizim ülkemizde yok mu? Bizim ülkemizde de var. Belki gizli olarak daha fazla var yani. Ama herhangi bir şey yaşamadım. Çok da bu konuda da ciddi bir düzeyde bir problem olacağını düşünmüyorum. Amerika'daki sağlık sisteminin çok da sosyal devlet anlayışıyla ilerlemediğini duyuyoruz. Eğer biz oraya gidersek bu çerçevede bir sorun yaşar mıyız? Şimdi bu sosyal devlet olayı çok soruluyor. Yani şimdi ben hayatı şöyle bakıyorum. Bir şeyi değiştirebilecekseniz değiştirin. Ama bir şeyi değiştiremiyorsanız ne yapacaksınız? Buna kafayı yorup durmaktan, düşünmekten kendi yapacaklarınızı yapamazsınız. Şimdi böyle bir sistem var. Tabii her sistem mükemmel değil. O sosyal devlet olan yerlerdeki sistemler de mükemmel değil. Burada da mükemmel olmayan bir sistem var. Yani İnsanlar çalıştığı müddetçe sigortaları oluyor. Sigortaları çoğu şeyi karşılıyorlar. Fakat şu var, mesela ben her gün hastaları böyle çok disiplinli toplantılarda tartışılırken duyuyorum. Yani öyle hastalar var ki adamı acile atmışlar. Kafasında böyle boynunda kocaman bir kitle var. Bu adamı tümör konferansında tartışıyorlar. O tümör konferansında sosyal güvenlik, sosyal hizmet uzmanları var, hemşireler var, doktorlar var, herkes var. Bu adamın ne sigortası var, ne parası var, öyle bırakmışlar, ne ulaşabiliyorlar, tanıdık var. Bu adamı tedavisiz bırakmıyorlar. Bu adama standard of care diye, yani standart tedavisi neyse veriyorlar, parayı sonradan hallederiz diye düşünüyorlar. Yani parayı da alamazlarsa ödemeyen çok adam var, yani parayı ödeyemiyor adam. İşte Medicare'ler var, Medicaid'ler var, bu social şeyler, worker'lar var. Yani bunlarla bu işlere bir çözüm bulmaya uğraşıyorlar. İşte buraya şey yapan, işte donation yapan insanlar var. Oradaki paraları, bazı fonları bunlara, bu gibi insanlara aktarıyorlar. Yani mamografiye ulaşamıyor diye adamın evine şey gönderip, otobüs gibi dolmuş gönderip oradan insanları toplayıp mamografi çektiriyorlar. Yani her sistemin problemleri var. Fakat insan hayatı önemli. Yani insana
burada verilen değer ben Türkiye ile karşılaştırırsanız çok farklı bir noktada. O yüzden para ya burada çok paran olacak ya hiç paran olmayacak. Şimdi şahsi özelliğin şeyde olarak gelirsek, yani siz zaten Aslan'la başladığınız zaman üniversitenin bir tane sağlık sigortası oluyor. O da normal şeye göre, sigortalara göre daha ucuz. Yani size çok böyle dokunmuyor bu ödediğiniz. Yani $200, $250 falan aylık bir para ödüyorsunuz. Normalde bir $600-800 civarında olan şeyi siz $200'la bütün sağlık ihtiyaçlarınız karşılanıyor. Belki biraz randevu mandevu falan ya da böyle gereksiz tetkikler, böyle zırt pırt hastaneye gitmiyorsunuz ama her türlü şeyinizde, tedavinizde yapılıyor. Bu konuda herhangi bir problem yaşamazsınız. Aileniz de yaşamaz. Doktora şiddet ne durumda ve bu konuda ilgili, bu konuda nasıl yaptırımlar var? Yani ülkemizdeki durumla benzer mi orası da? Şimdi burada doktora, burada insana şiddet büyük suç. Yani sesini bile yükseltemezsin. Öyle duvarlarda, bize üniversiteye gelip görürseniz duvarlarda yazılar var. Kesinlikle tolerans gösterilmeyecek şeyler var. Yani şiddet, ses yükseltme, bilmem ne, bunların kesinlikle toleransı yok. Öyle toplanıp doktor dövme, bilmem ne. Yani hani bunlar hayal edilemeyecek bir şeyler burada. Öyle bir şey yok yani. Günlük bakılan hasta sayısı ve hasta başına düşen muayene süresi ne kadar? Günlük bakılan hasta sayısı her hastaya bir herhalde 40 dakika falan ayrılıyor. Ben radyolojiden örnek vereyim. Diğer branşları çok bilemiyorum. Ama radyolojide ben Türkiye'de böyle 100 rakamları falan görüyordum yani. Okuduğum filmler 100-150 falan artık ne kadarsa. Burada ben günlük 30-40 arasında film okuyorum. Yani kesitsel görüntüleme. Hastalar ama şey daha böyle ciddi hastalar yani. Dolayısıyla çok böyle herkese yeterince zaman ayrılıyor. Sanırım randevular böyle doktor başına 30 dakika civarı falan veriliyor. Yani doktor şu kadar size yetiyor. Bir doktoru hastayı muayene, hastayı dinlemesi, muayene etmesi, onunla işte ayrıcı tanıları tartışması, ardından gerekli tetkikleri ise bu tetkiklerin olumlu taraflarını, olumsuz taraflarını, komplikasyonlarını, ilerideki süreçte nasıl bir şey olacağını, bu iletişimi sağlayabilecek kadar süre ayrılıyor her hasta için. Yani bu 30 dakika diyebilirsin, belki 20 dakika diyebilirsin. Yani günde öyle yüzlerce hasta bakma falan bir şey yok. Yani öyle bir şey zaten yapamazlar. Çünkü yasal olarak bu mümkün değil. Hastalara belli zaman ayırman gerekiyor. Sen 5 dakikada hastayı nasıl değerlendireceksin? Yani bu bizim ülkede oluyor. İşte bizim ülkede diyorlar, git şunu çektir gel diyorlar. Tabii o çektirip geliyor. Aradan da bir sürü hasta bakıyorsun ama burada çok öyle bir hasta... Ya hastaya bakıyorsun, günün yoğun geçiyor fakat öyle sayı dertleri yok. Bir arkadaşımız şöyle bir şey sormuş. Amerika'da en çok antidepresan kullanan meslek grubunun doktorlar olduğunu okudum. Bunun sebebini Amerika'daki doktorların çalışma yoğunluğuna bağlıyorlardı. Türkiye'dekiyle kıyaslarsak Amerika'daki doktorluk Türkiye'den daha mı stresli? Yani doktorluk stresli meslek. Bence belki biz Amerika'daki veriler daha gündemde olduğu için bu antidepresan kullanım olayı daha yüksek gözüküyor olabilir ama ben eminim ki başka ülkelerde de bu antidepresan kullanım olayı oldukça yüksektir diye tahmin ediyorum. Neyse, doktorluk stresli iş tabii her zaman. Burada bir şeyi, yani yaptığınız hatalar eğer hastanın ölümüne falan sebep olabilecek düzeyde ise hasta hakları burada ön planda. Yani bir mahkeme süreci, bilmem neler falan, bunlar Türkiye'den. Yani dezavantaj derseniz bu dezavantaj. Dolayısıyla her şeyi, adımlarınızı dikkatli atmanız gerekiyor. Fakat çalışma olayı, mesai var ya da yani 8-5 mesai yapıyorsunuz. Tabii bu cerrahi branşlarda değişebilir. Nöbetleriniz de oluyor. Fakat bunların hepsi adaletli biçimde dağıtılıyor. Yani yeni başlamış bir asistanla 4. sene bir asistanın arasında nöbetlerde herhangi bir farklılık yok. Sayı olarak herkes eşit. Herkes o konuda aynı hakka sahip.
Cerrahi branşlarda biraz daha tabii işi bitiremiyorsan uzun kalabiliyorsun. Zamanında yapman gereken şeyler var. Bu yüzden işte zaman hızlı kullanacaksın şeyler bu. Ama çalışma saati belli kurallar var. Yani mesela şu anda ben her hafta sonu çalışma ne kadar çalışma saati olduğunu bilgisayara giriyorum. Dolayısıyla eğer mesela bir hafta boyunca en az günde bir gün boş bırakmam gerekiyor. Arada da her iki gün boyunca 8 saat olması gerekiyor. Bu kurallar var. Eğer sen 8 saat aralıksız böyle çalışıyorsan böyle bir şey yok. Yani buna izin verilmiyor. Buna göre planlama yapılıyor. Vatandaşlık almak gibi bir durum söz konusu mudur? Vatandaşlık işte bu H1 vizesi ya da J1 H1'a çevirince H1 sizin iş vizeniz oluyor. Bu iş vizesinden sonra başvuruyorsunuz ya da böyle sponsor bir kurum olursa o sizin adınıza başvuruyor. Green Card aşamasına geçiyorsunuz. Green Card'da da belli bir süre durduktan sonra size vatandaşlık için böyle bir sınav yapıyorlar, işte vatandaşlık sınavı falan. O zaman da vatandaşlığı alıyorsunuz. Yani H1'da bu süreç daha kolay, daha rahat işliyor. J1'da da arada bir H1'a geçme süresi var. Öyle bir zaman kaybı olabilir. Ama Green Card aldıktan sonra oy veremiyorsunuz. Fakat onun haricinde kalıcı burada vatandaş gibisiniz. Yani herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Bu işin ekonomik boyutuyla ilgili de bayağı bir soru aldık. Yani arkadaşlarımız maaşları merak etmişler. Doktorlar orada rahat bir yaşam sürebiliyor mu? Maaşlar nasıl? Branşlar arasında nasıl değişiyor? Birazcık onlardan bahsedebilir misiniz? Tamam, maaşlar şöyle. Bununla ilgili video yaptım. Bayağı en çok sevilen video da bu oldu. Ne olduysa bilmiyorum. Herkes merak ediyor tabii. Şimdi şöyle, asistanken aldığınız maaş 70-80 bin dolar yıllık. Bunun içinden vergiler oluyor. Fakat çok böyle belli vergi dilimini, mesela 100 bin üzerinde kazanmadığınız için, belli vergi dilimine girmediğiniz için sizden kesintiler daha az oluyor. Ama elinize geçen para, işte bu sağlık sigortası, ıvır zıvır falan, onları da çıkın. İşte parking, marking bilmem ne, o giderleri de çıkın. Elinize geçen para 3500 ile 4000 dolar arasında oluyor. Asistanlık ya da bu fellowship eğitimi boyunca. Bunda da atıyorum bunun yarısını kiraya, ıvır zıvara verdiniz. Size eğer her şey bitti, elinize 1000 dolar kaldıysa gayet güzel yaşarsınız. Hiçbir problem olmaz. Doların alım gücü yüksek. Eğer hospitalist olursanız, yani internal dahiliyi bitirdiniz, dahili uzmanı olarak genel bir pratisyen hekim olarak çalışırsanız aldığınız para 200-250 bin dolar civarı oluyor yıllık. Bu da elinize geçen para 13-15 bin dolar civarı oluyor. Vergiler falan çıkınca elinize geçen solid miktar. Bununla da burada 4 bine geçen adam 15 bine rahat geçinir diye tahmin ediyorum. Ardından mesela benim konumum gibi diyelim, cerrahi değil ama dahili işte biraz böyle özelleşmiş gibi, hani o NRMP meçindeki sıralamada orta düzeyde kompetitif ya da orta high düzeyde kompetitif yerlere başvurursanız ya da oradan uzman olursanız aldığınız para 400 bin civarı oluyor. 350-400 bin arası bir para oluyor yıllık. Bunda %30'unu %40'ını vergiye gidin. Elinize geçen para sanırım 22-25 bin dolar arasında bir para geçiyor aylık olarak. Cerrahi olursanız 600 ile 1 milyon dolar arasında bir para şeyi var, kazancı var. Bunda da işte yine %40'ını bunda düşerseniz elinizde 30 bin dolar falan gibi bir şey geçiyor aylık. Dolayısıyla parayı düşünmeden yaşıyorsunuz. Temel olarak para şeyler bu, maddi konuda bu. Zorlanmıyorsunuz yani. Eyaletler arasında herhangi bir fark görülüyor mu bu konuda? Maddi konuda mı? Evet. Maddi konuda şimdi yaşadığınız yere göre değişiyor. Eyaletlerin vergi sistemleri hepsinin kendine özel farklı. Mesela bizim Chicago çok yüksek vergi alındığı bir yer. %10 falan bir vergi alınıyor. Fakat yan tarafa gidin, buradan bir 40 dakika sonra Indiana'ya ulaşıyorsunuz. Oradaki vergi %6. İşte dolayısıyla sizin maaşınızdan kesilen vergiler daha az kesiliyor. Eyaletler arasında böyle farklılıklar oluyor. Yani
Özellikle New York, işte Chicago falan böyle ya Kaliforniya böyle büyük yerlerde buralarda vergiler biraz daha fazla. Fakat daha böyle kalabalık olmayan yerlerde diyeyim vergiler biraz daha düşük. Dolayısıyla buradan avantajı da var. Ama ona göre de maaşı da ona göre düşük şey yapıyorlar. Yani aslında çok bir şey de değişmiyor yani. Bu konuda bir burs desteği alabilir miyiz? Nasıl başvurabiliriz burslara? Bilginiz var mıdır? Yani burslar, genelde burada verilen burslar Amerikan vatandaşlığı istiyorlar. Ama uluslararası böyle bazı şirketler falan ben görüyorum. Ama onlara ne kadar güvenilir, ne kadar güvenilmez onları da çok fazla bir bilgim yok. Türkiye'den burslar belki elde edilebilir. İşte bazı internet siteleri var. Oralara böyle girip burs talebinde bulunabilirsiniz. Burada şöyle olabilir. Mesela research programlarına gelirseniz burada o research projesi için elde edilmiş bazı şeyler var. Paralar var. Mesela o proje için belli bir miktar sağlandı. Oradaki sağlanan miktardan sizin maaşınız karşılanabilir. Yani research esnasında böyle bir burs gibi bir şey olabilir. Ama bu bursa benim tahminim 2000 civarı falan bir dolar olur yani hani şey. Yine 2000 dolarla da burada yaşanır. Yani 2000-2500 ama biraz zorlanabilirsiniz. Yani 3500 üzerindeki paralarda problem yaşamazsınız ama 2000 civarında falan bir dolar alıyorsanız burada biraz zorlanma şeyi olabilir. Ama ona da işte ek işler yaparsınız. Uber, DoorDash falan oradan para kazanılabilir. Bir şekilde hayatta kalırsınız. Yani belki böyle research işlerinde bir grant sağlanabilir. Öyle bir burs alınabilir. Bir arkadaşımız da artık son basamağı merak etmiş. Emeklilik nasıl oluyor diye sormuş. Vallahi daha yaşımız genç. İnşallah o günleri görürsek burada konuşuruz o arkadaşla. Öyle diyeyim ben yani. Saatimiz de 9'a geliyor. Ben çok teşekkür ederim. Evet, sizde saat farklı değil mi şu an? Kaç oldu? 12 mi oldu? Ben de 12 oldu, evet. Çok teşekkür ederim ikinize de katıldığınız için, vaktinizi ayırdığınız için. Umarım herkese faydalı olmuştur. Ben dediğim gibi Cem Hocamızın YouTube'unu paylaşacağım her yerde. Onun videolarını daha detaylı izleyebilirsiniz. Bizim YouTube kanalımızı ve Instagram hesabımızı da takip etmeyi unutmayın diyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar.